Kanal 19 ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. Her hafta yeni konu ve yeni konuklarıyla ekranlarınızda olmaya devam ediyoruz. Ahmet Ölçer ile Bakış Açısı bu hafta sezon finaline giriyor. Sezon finali ancak Ramazan'dan sonra tekrar ekranlarınızda olmaya devam edeceğiz. Finalimizi de 10 numara bir konukla yapıyoruz. Konuğumuz bizim televizyonlarımız için esasen son zamanlarda canlı yayınlarda, televizyon ekranlarında sıkça görmeye başladığımız bir isim ama bizim Çorum televizyonları için çok fazla görmeye alışık olmadığımız çok değerli bir konuk. Halveti Uşşaki Tarikatı lideri, Mürşid-i Kamil insan, Şeyh Nurullah Şaban Hazretleri. Hocam, hoş geldiniz programımıza. Bugün 29 ya da 30. programımız, ben tam olarak bilmiyorum ama herhalde hiçbir programda bu kadar heyecanlanmamıştım. Heyecanımı da bağışlayın lütfen. Kur'an-ı Kerim'de bir ifade var. Hitamuhu misk. Yani sonu güzel bir kokulu efendim bir nihayet. İnşallah hayırlara vesile olur. Bu içtimamız, bu sohbetimiz insanlara faydalı oluruz inşallah. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, bugün programımız ortak yayına da şu anda bizi Nurani TV'den de izleyen izleyicilerimiz var. Sorularınız olursa eğer bizlere Ahmet Ölçer ile Bakış Açısı Facebook adresimizden veya Olca Rahmet Twitter adresinden de yönlendirebilirsiniz. Vaktimiz olduğu kadarıyla da bu soruları hocamıza sizler adına iletmeye gayret edeceğiz. Sayın hocam, çok konuşulacak çok konu, çok mesele var. Esasen hayli de not aldım ama bu ilk programımız, Allah nasip eder Temmuz ayından itibaren biz de uydu yayınına başlayacağız. Temmuz ortasıyla birlikte uydu yayınına başladıktan sonra tekrar sizinle bir program yapmayı arzu ediyoruz. Sizi tanıyan çok insan var ama tanımayanlar da var. Bizim amacımız bu akşam sizi tanıtmak. Tasavvuf ehlisiniz, bir tarikat ehlisiniz. Tasavvufla başlayalım derim. Yani günümüzde tasavvuf çok sık konuşuluyor. Herkes tasavvuf konuşuyor ama kelime anlamı olarak tam anlamıyla henüz idrak edilmiş değil. Herkes kendince yorumluyor tasavvufu. Tasavvuf eğiliminden bahsediyor. Fakat bir tasavvuf ehli olarak, bir mürşid-i kamil olarak siz tasavvufu nasıl yorumlarsınız? Eğer müsaade ederseniz önce bir kendimi tanıtayım bize, seyircilerimize. Ondan sonra inşallah sorularınıza devam edelim. Hocam dedim ya, çok hakkınızı helal edin. Hiç bu kadar heyecanlanmamıştık. Her programda formatımız esasen konuğumuzu tanımakla başlar. Biz bu programda nasıl oldu dedik ya, 29-30 program oldu ama heyecanımızı bağışlayın. Biz sizi tanıyalım. Peki. Bismillah, salatu ve selamu ala Resulullah. Allahümme mağfirli yezunul veftah levvabe rahmetik amma abad. Muhterem Ahmet kardeşim, ismim Eyüp Fatih Nurullah Şaban. Çorumlu İbrahim Pek Efendi Hazretlerinin halifesiyim. Malum Hazret 2000 senesinde vefat etmişti. Biz aşağı yukarı o tarihten bu zamana 14 senedir Çorum arazisinde, Çorum Çankırı Havalisi'nde, İç Anadolu'da, Kırıkkale, Ankara, Bayat, İskilip, efendim, Çankırı ve İstanbul'da. Dolayısıyla İstanbul'da irşat yaptığımız için bu bölgelerde İbrahim Pek Efendi Hazretleri'nin evlatlarına ve onun sevenlerine ve tarikat ve tasavvufa ihtiyaç duyan kardeşlere bu işin özünü, hakikatini ulaştırmaya gayret ediyoruz. 1962 doğumluyum. Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi mezunuyum. Bir öğretmensiniz. Yani. Gençliğimizde sporla uğraştık, güreşle uğraştım. Milli güreşçiyim. Maşallah hocam. Balkanlarda derecemiz oldu. Defaatle Türkiye şampiyonluklarımız oldu. Gençlerle, büyüklerle vesaire. Sonra orada bu çalışmaları yaparken bir de kendimizi bir meydandan başka bir meydanda bulduk. Hakiki er meydanında bulmuş olduk. Öyle diyelim. Ve aşağı yukarı 80'li yılların başında
tarikat ve tasavvufla tanıştık. Aşağı yukarı demek ki işte 30 seneye mütecaviz bir süreç içinde sahadayız, alandayız, bu işin içindeyiz. Yani her günümüz, her anımız, her efendim programımız tarikat ve tasavvufla yoğrulmuş. Ömrünüzü evet, tasavvufa ve evet, tarikata adadınız. Yani saçımız sakalımız bizi böyle 14 sene önce simsiyah gören ihvanlarımız, Ruslan hanım kardeşimiz biraz daha merhametli oluyor. Ay efendim saçın sakalın ne çabuk ağardı diye böyle. Sayın hocam müsaadenizle bunu sizi tanıyanlar mutlaka biliyordur da bazı kelimelerin anlamlarını belki program içerisinde zaman zaman sorabilirim. İhvanı yani sıklıkla kullanıyorsunuz. Sizinle birkaç kez daha sohbet imkanımız olmuştu ama ihvanı açabilir misiniz? Burada ilk kez duyan izleyicilerimiz ihvan nedir? Ne anlama gelir? İhvan kardeş anlamına gelir. Ahi yani ahilik de zaten Halveti tarikatının bir parçası sayılır. Dolayısıyla yani ihvan demek kardeş demektir. Dost demektir. muhip demektir. Yani tarikatta mürşid-i kamiller, Allah dostları tarikata kabul ettikleri kişiler birbirleriyle hususi bir bağ, ünsiyet peyda ederler. Bu bağın kendi aralarındaki ismi ihvanlıktır, kardeşliktir ki tarikat ve tasavvufta bir prensip vardır. Fenafil ihvan olmadan fenafil şeyh, fenafil resul, fenafillah olunmaz diye bir tabir vardır. Yani fenafil ihvan demek ihvanın birbirinde sevgi ve muhabbetle kaynaması, kaynaşması, yok olması. Yani diğer gamlık, kendi nefsi için istediğini, hadis-i şerifte böyle beyan ediliyor. Mümin kardeşi için de istemek. Çünkü hadis-i şerifte kendi nefsiniz için istediğinizi mümin kardeşiniz için de istemezseniz imanınız kemal ermez buyuruluyor. Yani beynel ihvan, yani böyle bu duyguların yaşanması fenafil ihvanı oluşturuyor. İhvanın birbirine kaynaşmasına, muhabbetine vesile oluyor. Tasavvufta bir de yani tarikat ehlinin mutlaka bir kardeş edinmesi gerekiyor mu? Yani bizim o konudaki bilgimiz eksik mi, yanlış mı hocam? Şimdi, öyle bir şimdi şöyle, şey var, durum var. Dönemde muhasiplik diye bir durum söz konusu. Muhasiplik daha çok bu anda Alevi Bektaşi ekollerinde yoğun bir şekilde geçen bir kavram. Yani bu da özünü muhacir ve ensar kardeşliğinden almıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselam muhacirlerin o hicret ettiği dönemde Medine-i Münevvere'de Müslümanları birbirine kardeş ederek onların sıkıntılarını birbirlerine paylaştırmış ve muhasiplik müessesesiyle insanların dünyevi çektikleri sıkıntıları azaltmaya çalışmıştır. Yani demin de bahsettiğim gibi şu anda daha çok Alevi Bektaşi ekollerinde muhasiplik müessesesi yaşamaktadır. Bizde de yani genel olarak ihvan olarak tanımlanır. Daha çok Halveti tarikatında bir manga sistemi vardır. Yani bir her 10 kişilik bir grubun başında bir abi hüviyetinde kişiler olur. Onlar o kişilerin terbiyeleriyle ilgilenirler. Bunlar zakir adı altında da ifade edilir, rehber adı altında da ifade edilir. Yani o insanlara ilk yani yolu bilen kişiler olarak arkadan gelenlere yol gösteren, yolu tarif eden, yolda nasıl yürütülmesini öğreten kişiler anlamındadır. Bizde daha çok bu zakirlik müessesesi biraz da öne çıkmıştır. Muhasiplik demin de bahsettiğim gibi Alevi Bektaşi ekollerinin kullandığı bir sistem. Şöyle bir şey söyleyebilir miyiz? Tasavvuf ehliyle tarikat ehli birbirine benzerdir veya aynıdır. Bu ifade yanlış bir ifade olur mu hocam? Şimdi tabii tarikat deyince çok umumi bir ifade. Yani zaten tarikat, tarikin çoğulu tarikat, tarik, yani yollar manasındadır ki. Yani her türlü yol olabilir yani her türlü yolu biz tarikat olarak hani tasavvufi manada bir tarikat olarak elbette ki kabul edemeyiz.
Yani bizim anladığımız manada bir tasavvufun veya bir tasavvufi bir tarikat ekolünün bu manada değerlendirilebilmesi için evvel emirde yani tam sünnet seniye, tam bir mütabaatı, şerat-ı garra-i Muhammediye de müdavamatı, devamlı çalışması anlaşılır. Bizim bulunduğumuz, durduğumuz yerde tasavvuf. Yoksa yani sebiller çoktur. Malum olduğu üzere Peygamber aleyhissalatü vesselam bir kumun içine üzerine böyle asasıyla böyle yollar çizmiştir. Efendim ve bir de onların yanına ana bir hat yol çizmiştir. Ve işte eshabına sormuştur. Bunlar ne ifade ediyor sizin için? İşte bunlar hepsi işte Allah Resulü daha iyi bilir demişlerdir. Bunların hepsi bir yoldur. Hepsi bir tariktir. Fakat efendim bunların hepsinin önü tıkalıdır. Hepsinin başında şeytan aleyhine oturmuştur. Şu ana çizgi de benim ve eshabımın yoludur demiştir. Dolayısıyla bizim tarikat hüviyetinden anladığımız asıl saadette Peygamber aleyhissalatu vesselamın o çizmiş olduğu çizgiden, hat üzerinden müstakim bir şekilde yürüyebilmek. Bunun içinde onun sünnetine müdavimet etmek ve şeriat-ı garra-i mutahhar emirlerini efendim uygulamak. Ve bu arada da tabi tasavvuf tarikat, her tarikatın tasavvuf ekolünün kendi içinde uygulaması gereken metotlar, metodolojiler vardır. Onları da ekstra da uygulamaktır. O zaman tarikat denildiğinde yani bize işte tarikat ehlidir diye birileri geldiğinde tasavvuf fa yönelik bir tarikat mı yoksa sapık bir tarikat mı? Bunu araştırmamız gerekiyor. Bunun böyle çok net ölçüleri de vardır yani. Ki bizim büyüklerimizden bu yolu şöyle öğrendik ki şeriattir cümle işlerin başı, şeriatsiz tarikat şeytan işi. Tarikat ehlinde yoksa şeriat onun şeyhi şeytandır o da mutlak denmiştir. Bizim yani dolayısıyla mesela çok basit bir örnek yani belki birçok insanı bu söylemem rahatsız edebilir ama bir meclise girdi kardeşlerimiz. Yani tasavvuf ihtiyacı olan ve araştırma içinde olan kardeşlerimiz girdi. Bakacakları ilk şey nedir? O cemaatin içinde kaç göç var mıdır? Yani kadın erkek birlikte halvet mi oluyorlardır bu tarikat cemaatleri? Veya efendim faiz söylemleriydi, bir takım dini söylemlerde, namaz ibadetlerindeki hassasiyetleri nedir? Yani efendim müdavimet ve namaza müdavimetleri var mıdır? Yani şeriat ölçülerine uyuyor mu? Çok basit, böyle turnusol kağıdı niteliğinde bazı uygulamalar vardır devam edilen meclislerde. Yani eğer böyle bir aksi uygulamalar varsa ben seyircilerimize bu yolda ehli sünnet ve cemaat akidesinde tasavvufi ihtiyacını gidermek isteyen efendim kardeşlerimize böyle bir ölçü verebilirim ve hemen oradan güzelce efendim ayrılmalarını tavsiye ederim. Bu manada İbrahim Pek Efendi'nin de bir anekdotu var. Efendim böyle bir rastgele bir cemaatin içine girmiş yani. O cemaatte herhalde efendim akşam namazını kılmamışlar yani efendim bu duruma vakıf olmuş. Efendim biraz cemaati efendim ne oldu namaz falan deyince sen namazını kıl demiş falan. Efendim gitmiş bir yerde kılmış. Çıkacak durumu da yok. Herhalde niçin beklediğini de bilmiyorum. Daha sonra yatsı efendim vakti de girmiş. Gece nasıl epey de uzamış vakit falan. Efendim yine idareci olan şey veya şey sınıfındaki kişiye sormuş. Yatsı namazı ne olacak falan dedik de. Demiş ki yatsı namazını ne kadar uzatırsan sevabı o kadar çoktur. Onu biz de hocam çok enteresan. Ben de böyle bir şey duymuştum. Yatsıyı ne kadar işte uzatırsan, geç kılarsan o kadar sevabı olur. Sevap çoktur ama o devamı var sözün. Hiç kılmazsan ona göre hesap et sevabını demiş. Dolayısıyla yani bizim ölçümüzde bununla bu tip şeyler. O zaman bu söylem yani halkın arasında sıkça duyduğumuz bir uygulama vardır. Peygamber aleyhissalatu vesselamın efendim Mescid-i Nebevi'de herkes Efendimiz'i yatsı namazına çıkıp kıldırmasını beklemişler. Efendimiz biraz uzamış çıkışı yani kıldırması. Biraz böyle uyumalar, rahatsızlıklar oluşunca Efendimiz çıktığında demiş ki yani siz öyle bir cemaatsiniz ki
Takdir edersiniz ki o gün içinde onlardan başka saf tutacak, ibadet edecek kimse, hiçbir cemaat yok küre-i arzda yani. Siz öyle bir cemaatsiniz ki yani melekler bile size imreniyor. Yani siz sizinle beraber saf tutmak için sizi bekliyor. Dolayısıyla yani sizin böyle bu işi uzatmanız efendim ve sevabınızın efendim artmasına vesile oluyor diye bir hadis siyer kitaplarında böyle bir ifade var. Fakat bu tabi yani toplu bir uzatma, cemaatle uzatma. Yani ben kılmayayım da gece yarısına böyle hemen bir efendim uyku bastırdığı anda hadi bir namaz kılayım manasına değil yani. Toplu bir uzatma. Hocam ben bir takım sorular programa çıkmadan önce kendi notlar aldım ama izleyicilerimizin sorularına daha çok ağırlık vermek istiyorum. Yine şu soru, sıkça bununla karşılaşmışsınızdır. Belki müritleriniz konulara hakim olabilir ama bilmeyenler için ben sormak istiyorum. Tabii. Şimdi bir mezhepler var, tarikatlar var. Çok defa da tartışılan bir konu. Hani mezhep farklılıkları veya niye işte çok farklı tarikatlar var. Bu kadar çok farklı tarikatın veya mezhebin olması, mezheplerle ilgili özellikle izleyicimiz sormuş. Farklı mezhepler, mezhep değiştirilebilir mi? Mezhep gerekli midir, gereksiz midir diye bir soru var örneğin. Önce mezhepleri açıklasak, ondan sonra tabii, tarikatlara, yani çok fazla tarikat olmasının zararı veya yararı var mı, nedir? Bunu yani açsak. Şimdi şöyle, mezhepler şöyle başlayalım isterseniz. Peygamber aleyhissalatu vesselamın mescidinde üç ana fonksiyon vardı. Üç ana fonksiyondan birisi şeriatın ikamesi. Yani beş vakit namazın kılınması, efendim işte namazın nasıl kılınacağı, oruç ibadetinin nasıl tutulacağı, abdestin nasıl alınacağı gibi böyle şerri meselelerin efendim eshaba talimiydi. Birinci mesele buydu. Yani Mescid-i Nebevi'nin birinci fonksiyonu buydu. İkinci fonksiyonu da mektep ve medrese, yani ilmiye. Yani Eshab-ı Sofa diye bir yer vardı Mescid-i Nebevi'de. Efendimiz'e çok yakın olan ve genç olan, zihni berrak olan insanlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidin arkasında bir yerde durur. İnan vahiyleri ezberler, Efendimizin ağzından çıkan hadisleri efendim ezberler ve onları kayıda geçirirler. Ve böylece bir ilmi bir hüviyeti de vardı Mescid-i Nebevi'nin. Üçüncü hüviyeti de böylece bu şekilde girersek hem mezhep hem tarikat ve tasavvuf meselesini daha iyi anlatmış olabiliriz. Üçüncü hüviyet de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin risaletinin ortaya çıkmasıyla beraber Peygamber aleyhissalatu vesselamın varlığını duyanların ona doğru gelmeleri, ziyaret etmeleri, görmek istemeleri, yatmaları, kalkmaları, yemeleri, içmeleri, ilim sohbet meclislerinin kurulması ve insanlara bu manada hak ve hakikatin yakınlığı, kurbiyet, vuslat gibi kavramların insanlara anlatılması söz konusuydu. Yani bu üç müessese efendim birincisi efendim bu üç sac ayaklı bir hüviyet oluştu. Bunlardan birincisi yani Şeyhülislamlık dediğimiz efendim Diyanet İşleri Teşkilatı. Birincisi bunu temsil ediyor. İkincisi de efendim mektep medreseyi de işte üniversiteler, akademiler, işte efendim medreseler, mektepler, ikinci ilmi tarafını da Mescid-i Nebevi'nin bu temsil ediyor. İşte bu bahsettiğimiz insanların yemesi, içmesi, yatması, yakın ilişkiler, diyaloglar, onların müşküllerinin hallolunması, yakınlık, kurbiyet, vuslat gibi Allah'ın sevgi ve muhabbetinin kazanılması gibi incelikli konuları da tasavvuf meşrepleri kendi bünyelerinde halletmiştir. O gün için bir zarf şeklinde olan ve bir site toplumuydu malum Medine-i Münevvere. Az insanlarla yani toplam bir 8-10 bin kişiyle bir Medine devleti düşünelim, site devleti düşünelim. Yani onların içinde efendim bu hüviyeti Peygamber aleyhissalatü vesselam üçünü birden kendi şahsında Cenab-ı Hak Celle Celaluhu verdiği kuvvet, kudret, ilmi ile, dünyat ile bunları bir şekilde halletmişti. Fakat İslamiyet yayılınca ve alana sahaya çıkınca
değişik coğrafyalara, değişik efendim memleketlere doğru yayılınca efendim oralarda değişik hüviyetler ortaya çıktı, değişik anlayışlar ortaya çıktı, değişik uygulamalar ortaya çıktı ve bu efendim bu değişiklikleri de ulema bir şekilde yaşam tarzlarını efendim oradaki farklılıkları bir şekilde efendim hadis, Kur'an, hadis efendim icma-i ümmet ve kıyas-ı fukaha denilen dört ana temel bilgiyle mezzederek yöresel ve bölgesel efendim içtihatlar yapıldı. Bu içtihatlar zaman içinde mezheplere dönüştü ve insanlar efendim işte efendim şu anda dört hak mezhep diyoruz ama yani hak mezhep efendim onlarca hak mezhep vardı. Fakat zaman içinde müntesiplere kalmadığı için efendim müntesip derken yani tabi olanlar. Tabi olanları, uygulayıcıları kalmadığı için bu mezheplerin onlar dolayısıyla iptal olmuş oldu. Ve bu dört mezhep, Ehl-i Sünnet'in kabul ettiği dört mezhep uygulayıcısı ve müntesibi olduğu için devam edeceğiz. Bu mezheplerde temel olay o bölgesel farklılıklar, insan ihtiyaçları. İşte içtihatlar, işte olayların karşısında içtihatlar. Yani bunların hiçbirinin içinde yani itikadi bir farklılık yoktur. Yani mesela hepsinin yani aşağıki bir teslis inancı olsun. Aşağıki Allah'a inançta bir farklılık olsun. Mesela evet. bir mezhepte örneğin sünnetler terk ediliyor ama Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebi bu noktada sünnete fazla riayet i̇şte, eder. Uygulama işte içtihat farklılıkları bunlar yani. Onun dışında yani abdestte efendim şu hassasiyet vardır bazı mezheplerde. Bazı mezheplerde mesela işte el bağlama vardır. Mesela Maliki Hanbeli mezhebinde elini salarak namaz kılar falan gibi. Yani şekilde yani bir farklılık vardır. Fakat özde ve itikatta herhangi bir ihtilaf aralarında bulunmamaktadır. Peki şunu sorayım hocam. Bu merak ettiğim bir konuydu. Hazır siz de bahsetmişken bundan yaklaşık bir 8-10 sene önce bir arkadaşımız o da Hanefi mezhebine mensup. Evet. Öğle namazında örneğin direkt farzı kılıp çıktı. Evet. Şimdi bizim bildiğimiz işte öğle namazında sünnet terk edilmez. Fakat evet. Sünneti terk etti. Bunda bir mahsur var mı yok mu Hanefi için? Şimdi şöyle söyleyeyim. Konumuz biraz tasavvuf ağırlıklı olduğu için şöyle diyelim. Yani biz tasavvufi duruşumuz sünnetlere tam demin başlangıçta da söyledim tam bir mütabaat demişizdir. Yani başlangıçta sünnete mütabaat, şeriat-ı garay emirlerine de uymak demişizdir. O kardeşimiz şeriatın emrine uymuştur. Fakat sünneti mütabaatı terk etmiştir. Fakat yani bir günah işlememiştir yani. Farzı yerine getirmiştir. Yani bizim o kardeşimizi yani eleştirme hakkımız yoktur. Yani o farzı yerine getirdiği için yani en azından sorumluluk üzerinden düşmüştür. Ama tasavvuf ehli ise o mutlaka ve mutlaka sünnete riayet edecek. Benim şeyhim derdi ki çünkü göreceli olarak bu yol gelir. Öğlen namazının eğer kazası olmuşsa tamamı kaza edilir demiştir yani. Dört sünneti, farzı ve son sünneti de kaza etmek gerekir demiştir. Yani bizim çünkü biz tarikat, demin başlangıçta sordunuz, tasavvufu sordunuz bize. Yani tasavvuf azametle amel etmektir. Yani bir kardeşimiz, yeni müptedi bir Müslüman kardeşimiz, ola ki bu kardeşimiz gibi nefsine ağır gelir, ben farz yapacağım, başka bir şey yapmayacağım diyebilir yani. Ve Efendimiz böyle diyen birisine doğru söylüyorsa cennete girmiştir, girecektir demiştir yani. Yani farzı yerine getirmek kifayedir. Fakat şöyle bir tehlike vardır. Yani biz nefsimizde de bahsediyoruz. Mesela diyelim ki biz sünnetlerden, sünneti değil de nafile ibadetlerden biraz gevşettiğimiz zaman bir de bakıyoruz nefis sünnetlerden de çalmaya gayret ediyor. Sünnetlerden de biraz gevşettiğimiz zaman bir de bakarız ki farz da gidebilir yani. O bir tahkimattır yani. Ona eğer o tertibe uyulursa yani o efendim kişi namaz ibadetinden efendim ileri noktalarda düşmesi söz konusu olmaz. Bir tahkimattır. Yani o sünnetleri ifa etmek, onları da kılmak farzın efendim tahkimatıdır.
Eğer sırf farzı kılayım kılayım derken bir gün onu da bırakabilir yani. O zaman bir tehlike vardır yani. Tasavvuf bir yerde o dinin hani direkleri vardır ya, o kuvvetlendirici direklerden. Direklerden biridir. Hatta İbrahim Zade Hazretleri Sivas'ta rahmetullahi aleyh demişler ki efendim sizin dervişlerinize tarikat veriyorsunuz. Fakat onlar tesbih derslerini, nevafil, nafile ibadetlerini de yapmıyorlar. Yaptıklarını görmüyoruz dedik de. O da demiş olsun olsun. İşteyse tarikatlıyım diye, hani tarikat ve tasavvufun müntesibiyim diye, işteyse namazlarını kılarlar demiş yani. Anlatabildim mi? Yani bizim tarikat ve tasavvuf kimliğimiz, efendim bir şekilde sünnetin, nafile verdiğimiz ibadetler sünnetin tahkimatıdır. Dolayısıyla yani bizim nafile ibadetlerde noksanlık yapsa bile dervişler, işteyse yani dervişlik hüviyetleriyle sünnete tam bir müdavimet ve farzı ifade ederler. Ben burada şöyle toparlamak istiyorum müsaade ederseniz. Yani işte mezhepler bu ihtiyaçlardan çıkmıştır ve farklı iştahatlarla efendim çoğalmıştır. Aynı şekilde tarikatlar da tasavvuf ihtiyaçları olan insanlar da yani İslam yayıldıkça efendim ihtiyaçlar farklılaştıkça, mizaçlar, meşrepler farklılaştıkça değişik uygulamalar söz konusu olmuştur. Bunlar da bu şekilde sistemleşerek efendim değişik ekoller oluşmuştur. Yani o yüzden küllü tarikun vahid derler. Yani bütün tarikatlar birdir. Hepsinin gayesi efendim Allah'a yakınlık ve vuslatı, kurbiyeti sağlamaktır. Metotlarda farklılık vardır. Yani tabii ben parantezinde sünni ve müteşerri meşreplerden ve tarikatlardan bahsediyorum. Hocam toparladınız. Evet. Belki o konuyu kapattık ama aklımda kalan soruyu da sormak istiyorum. Buyurun. Selebe vardı galiba. Selebe hikaye. Selebe. Bu zekat meselesi vardı ve orada mesela ki Resulullah zamanında yaşamasına rağmen bu arada mesajlar da geliyor. Zaman zaman yayında takılma olduğu iddia edilmiş. Çok fazla izleyici var. Ciddi anlamda da şu anda yüklenme söz konusu. Bu arada sebeple tekrar olmasın da bizim yani biz inşallah siz bir an evvel uydu yayına geçin ki bizim Anadolu'da çok yaygın bir ihvan hüviyetimiz vardır. Evet. Yani dolayısıyla inşallah ileride hepsi sizin efendim kanalınızın müdavimleri şimdi olsunlar. Zaman zaman takılmalar olursa sevgili izleyicilerimiz, hem mobil ağlardan bağlananlar var. Bu aşırı yüklenmeden kaynaklanabiliyor. O yüzden hakkınızı helal ediniz. Bu arada Ankara'dan bir izleyicimiz, ben bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Çok da mutlu oldum. Esasen hani tarikatlara ve tasavvufa da yakın olmayan bir isim. Ancak şöyle bir ifade kullanmış, yani izliyoruz. Sezona yakışır bir program olmuş. Tebrik ediyoruz demiş. Sanırım sizlere de buradan selamları var. Cengizhan kardeşimize. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Allah razı olsun. Şimdi hocam şunu soracaktım. Selebe konusunda. Orada Resulullah zamanında yaşamış olmasına rağmen hani farz olan ibadeti belki yerine getirmiyor. Hani dedik ya tasavvuf o imanın direkleri gibi. Tasavvuf ehli değil miydi yani Selebe o zaman? Selebe değil mi derken? Şimdi şöyle bir şey var. Burada derviş ve meşayih hukuku da o örnekten ortaya çıkmış oluyor. Yani bazen bazı dervişler şeyhil olan muhabbetten, yakınlık ve efendim onun merhametinden dolayı ondan bazı kendisi için hayır olmayacak şeyleri isteyebilirler. Ve böyle bir menfi duaları talep edebilirler. Burada buna bir atıf ve örnek vardır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Selebe gelmiştir. Ya Resulallah çok fakirim, bana dua et de işte malım mülküm çoğalsın gibi dua talep etmiştir. Efendimiz bu halin senin için hayırlıdır deyip başından salmıştır. Vida. Üçüncü peki git demiştir yani. Dolayısıyla yani yani burada aynı zamanda dervişlere de efendim yani rıza modunda durmaları ve Cenab-ı Hakk'ın kendi üzerlerindeki takdirleri razı olmaları talim edilmiştir yani.
Dolayısıyla yani bizim İbrahim Pek Efendi de bu konuda bir divanı vardır. Salebe dünyanın malına taptı, halbuki Resul'ün yüzüne baktı diye böyle ilelâhir bir divanı var. Yani dünyayı talep etti ve yani o talep edilen şey de ona verildi ve o imtihanı da kaybetti. Yani böyle algılayabiliriz olayı yani. Sayın hocam, bir diğer husus, bu öncesinde sormam gereken soruydu ancak canlı yayın konu konuyu açıyor. Programı bir şekilde de gitmiyoruz zaten. Şimdi tarikatların geçmişi nereye kadar dayanıyor? Bu Selçuklular döneminde vesaire etkin tarikat, işte Osmanlılar geçmiş döneminde ve bu tarikatlar o dönemin işte yöneticileri, padişahları, sultanları, onlar üzerinde de görüş alışverişinde bulunuyor o dönemin yöneticileri. Evet, güzel bu tarihe de bir değinebilir miyiz hocam? Ben aslında tarihi asıl saadetten başlatmış oldum, seyircilerimiz dikkat ederse. Yani tarikat ve tasavvuf asıl saadette başlamıştır. Ya o zaman Türk tarihi açısından diyelim bunu. Yani dolayısıyla daha sonra malum olduğu üzere bu Emevi zulmü, Ehl-i Beyt'in üzerindeki olan Emevi zulmü, efendim Ehl-i Beyt imamlarını ve dedelerimizi efendim Medine-i Münevvere'den ve çok sevmiş oldukları yurtlardan çıkma ihtiyacını doğurmuştur. Yani o baskı ve zulümler. Dolayısıyla bunlardan bir kısmı efendim Yemen'e gitmiştir. Yemen'de de tutunamamış. Bizim çıkardığımız şecerede fakirin de bizim dedelerimiz efendim Bedir Sancağı ile beraber Horasan'a geçmişler mesela. Araştırmalarımız bunu bulmamıza vesile oldu. Efendim daha sonra o gittikleri yerlerde İslam'ın özünü ve hakikatini, bilhassa Horasan coğrafyasında İslam'ın özünü ve hakikatini ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den almış oldukları güzellikleri bir şekilde yaşamalarına vesile oldu. Dolayısıyla yani tarikat nereden, ne şekilde çıktı diye bir soru olursa Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki اَنَا مَد۪ينَةٌ اِلْمٌ وَعَلِيُمْ بَابُهَا. Ben ilmin kapısıyım, Ali ilmin şehriyim, Ali onun kapısıdır buyurmuştur. Dolayısıyla yani bu ilmin, yani Allah'a yakınlık ve vuslat ilminin, bu marifetullah ilminin şehri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O kapı da Hazreti Ali Kerem Allahu Veçe'dir. Dolayısıyla Hazreti Ali Kerem Allahu Veçe'den sonra silsilemizde Hasan Basri rahmetullahi aleyh var. Ve Ehl-i Beyt imamları var. Çünkü tarikat silsileleri farklı yönlerden bize doğru geliyor. Bir Hasan Basri, Habib Acemi, Davud Tarih, Maruf-ı Kerri, Sırrı Sakati, Cüneyd-i Bağdat diye böyle gelen bir silsile vardır. Bir de Ehl-i Beyt imamlarının takip ettiği, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evlatlarının birbirine sırlarını intikal ettirerek oluşturdukları silsileler var. Benim tahminim, araştırmalarım, yani bir Ehl-i Beyt imamı varken, yani bir Hasan Basri, Habib Acemi, Davud Tay, bunlar da büyük insanlar ama onların pek esamesi okunmaz diye düşünüyorum ama işte Osmanlı dönemindeki bir takım hassasiyetler, Şia'nın Osmanlı coğrafyasındaki olumsuz etkilerini gidermek için tarikat ve tasavvuf silsileleri bu şeyden, baskıdan kurtulmak için böyle bir tali bir silsileyi seçerek kendilerini devam ettirmişlerdir. Şia'nın baskısından kurtulmuş. Şia'nın baskısı değil. Şimdi malum Osmanlı coğrafyasında bir Şia gerçeği vardır. Yani veya Şia, buna Şia demeyelim de efendim Ehl-i Beyt meşrepleri, Fatımiler ve bilhassa o anki Anadolu'da yaşayan Çorum, efendim Sivas, efendim Erzurum halkları, o zaman Yavuz Sultan Selim daha henüz sefere çıkmadan önce o anki biatları Mısır'aydı, Fatih Memlükleri'ydi yani. Dolayısıyla yani o dönemde böyle bir Ehl-i Beyt sevgi ve muhabbeti üzere kurulmuş bir İslami anlayış efendim söz konusuydu. Daha sonra bu sünni bir tarikat olan Safaviler, Safavi tarikatı, Şah İsmail Bilahre, efendim Yavuz Selim'le karşılaştıktan sonra İran'a geçmesi ve tamamen Şiileşmesi, bu sünni tarikatın Şiileşmesiyle beraber efendim tarikat ve tasavvufun içinde de
merkezi otorite Osmanlı bir ayıklamaya gitti. Yani çünkü devamlı bir fitne kaynağı oluyordu. Efendim dahiler Osmanlı'nın içine girerek bir takım karışmalar ve karıştırmalara vesile oluyorlardı. Bunun için burada Sünni tarikatlar kendilerine bir şekilde irşat faaliyetlerini düzgün yapabilmek için silsileleri Ehl-i Beyt kanalından çıkararak bu bahsettiğimiz noktaya getirdiği kanaatindeyim. Yani böyle, çünkü aynı tarikatın bir Ehl-i Beyt silsilesi var. Bir de efendim Hasan Basri, Habib Acemi, Davud Tahi, Maruf-ı Kerri diye gelen silsileler var. Yani ben konuyu fazla dağıtmadan şöyle diyebilirim ki, yani sorduğunuz soru çok önemli. Yani tarikat, tasavvuf kimliğini Asr-ı Saadet'ten başlattık. Fakat Orta Asya'ya geldiğinde bu Ehl-i Beyt imamları, efendim Orta Asya'ya geldiklerinde efendim dinin özünü oradaki bazı insanlara aktardılar. İşte Ahmet Yesevi Hazretleri gibi. Efendim Hacı Bektaş-ı Veli, Lokman Parende efendim gibi Hacegan silsileleri, efendim Abdülhalik Ucduvani gibi efendim zatlar dinin özünü ve temelini oraya giden sahabe-i kiramdan ve Ehl-i Beyt imamlarından özü aldılar ve bunları ekollerini oluşturarak bir sistemleştirdiler. Dolayısıyla Orta Asya bunun için bir merkezdir. Efendim ayrıca Kuzey Afrika, çünkü Ehl-i Beyt'in bir kısmı da Kuzey Afrika'ya, Cezayir, Fas, Tunus buralara geçmiştir. Oralarda da Şazeli, Kadiri, Rıfai silsileleri biraz yaygındır. Efendim derken, yani bu işin sistemleşmesi, tarikat hüviyetinin oluşması Abdülkadir Geylani Hazretleri veya biz onun biraz öncesine, yani tam müesseseleşmesi diyelim. Tarikat daha Asr-ı Saadet'ten beri var. Fakat sistemleşmesi ve müesseseleşmesi tarikat pirlerinin çıkıp geniş halk kitlelerine hitap etmesiyle efendim daha tanınır, daha ortaya çıkar hale gelmiştir. Dolayısıyla sorunuzun bir yönü de şuydu ki, yani bizim, yani bu ekolümüz, bu meşreplerimiz, yani hakiki silsileler insanı kamil yetiştirir dedik ki, biraz kimdir bu insanı, evet, kamil? O benim notlarımda hocam yani, vardı. Şimdi ben kamil, yani diyoruz, böyle biz... böyle bir vazifeden istifa ederek konuşuyorum. Seyircilerimiz de affına sığınıyorum, evet. Ama derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. İrfan sorardım kendime. İrfan'ı ya tam hatırla hocam, siz evet, biliyorsunuz. Böyle evet. Bir ilahi de var hatta. Evet, İnsan-ı evet. Kamil orada geçiyor. Efendim insanı kamil efendim derman aradım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslımı, aslım bana burhan imiş. Aranın ardından tekrar merhabalar sevgili izleyiciler. Konuğumuz Halvati Uşaki tarikatı lideri diyelim. Yanlış bir ifade olmasın, şeyhi değil mi? Diyelim. Şeyhi mi diyelim? Evet. Sayın hocam, şeye girmeden önce Halvati Uşakilik'ten bahsedecektik. Fakat evet. Dedik ki bir reklam arası verelim. Aramızda biraz uzun sürdü. Bu konuda izleyicilerimizden de onların affına sığınıyoruz. Ciddi anlamda selamlar var bizler, sizi izleyen, özellikle siz diyorum çünkü hiç bu kadar biz şey görmemiştik. Az önce tıklanma oranları, izlenme oranlarımıza baktık, çok yüksek oranlar var. Ben o izleyicilerimizin isimlerini de buradan hemen okumak istiyorum. Enes Bezmen kardeşimiz, Gönüller Sultanı efendim, seni çok seviyoruz, dualarınızı eksik etmeyiniz demiş. Yine bir başka izleyicimiz Salih Kara kardeşimiz, selamun aleyküm. Bir sorusu var, selamlarını iletmiş. Sorusunu, Salih kardeşimizin sorusunu biraz sonra ileteceğim inşallah. Mennan Eker kardeşimiz, sevgili efendimize Almanya'dan bolca selamlar demiş. Yine Murat Kayacı kardeşimiz, merdiven altında kalan demiş, halka açıp insanlara tanıttığı için, yani tarikatımızı halka açıp insanlara tanıttığı için Fatih Efendi'ye müteşekkiriz demiş. Ali Turgut kardeşimiz, selamünaleyküm efendim, dualarımızı bekliyoruz demiş. Yine Murat Kayacı kardeşimiz, Allah Celle Celaluhu zikretmenin bizlere olan faydalarını anlatır mısınız diye bir soru sormuş. Biraz sonra onu yine hocamıza ileteceğiz. Enes Büyüroğlu kardeşimiz demiş ki, efendimin demiş,
ihvanıyız, efendimin hayranıyız inşallah diye selamlarını iletmişler. Selamlarla başlayayım. İzleyicilerimiz bunları biz reklama girmeden önce bir kısmını göndermişlerdi. Zannetmesinler ki işte Ahmet Bey bizim selamlarımızı iletmediler. Bu arada sevgili izleyicilerimiz, eğer ki programa geç, hani olabilir geç açmış olabilirsiniz televizyonlarınızı, yarın saat 18'de programın tekrarını yine Kanal 19 ekranlarından veya www.kanal19tv.com internet adreslerinden izleyebilirsiniz. Evet Sayın Hocam, Halveti Uşşaki dedik, bu konuyu açacaktık, evet. Ara verdik, buyurun söz sizde. Yani onun öncesinde sizin bu aşırı bir talebin sebeplerini şöyle düşünürken, müsaade ederseniz bir anekdot aklıma geldi. Bizim Şeyh Efendi bir gün bir beldeye gitmiş. O beldenin insanları Efendi Hazretlerine çok hürmet ediyorlar, tazim ediyorlar. Efendim, o beldenin müftüsü de efendim oradaymış. Efendim, yani onun üzerine o kadar milletin efendim tazimi, hürmeti, reytingi diyelim bugünkü manada. Bunu şey yapınca biraz vurulmuş adam yani. Sonra bir sene sonra yine aynı sahne tekrarlamış. Efendi Hazretleri yine o beldeye gidince efendim yine aynı durum. Efendi elini öpüyorlar, hürmet ediyorlar, etrafını çeviriyorlar falan. Bunun üzerine efendiyi kenara çekmiş o müftü efendi. Efendim sormuş, demiş ki efendim siz bu insanlara ne yapıyorsunuz da bu kadar size hürmet ediyorlar, tazim ediyorlar, bu kadar reytinginiz fazla, yani öyle diyelim anlaşılsın. Efendim belki bu anda bizi dinleyen böyle ilmiye sınıfından insanlar da olabilir. Ya onlar da bu işin sırrını belki merak edebilirler. Efendim sormuş adam, yani siz ne yapıyorsunuz bu insanlara yani? Efendim bunun sırrını bize de öğretsenize. Efendim bunun üzerine Efendi Hazretleri sormuş o alime. Demiş evladım sen kaç senedir efendim kaç senedir ilim tahsil ediyorsun? Efendim işte ben 25 sene medrese hayatım var. 15 senedir de millete hani öğretiyorum, yine talebeyim, öğreniyorum. Öğreniyorum ve öğretiyorum. Bunun üzerine Efendi Hazretleri demiş ki evladım sen bu öğrendiğin ilmi yani bana şimdi ayak üzeri burada şu anda bana verebilir misin? Demiş olur mu hocam? Nasara okuyacaksın, Yansur'u vesaire, bunun ilmin alet ilimlerini okuyacaksın falan. Onun sonucunda sende bu bilgi oluşacak falan deyince demiş oğlum biz de ömrümüzü bu işe tahsis ettik. Bir ömür boyu efendim insanlara hizmet ettik. Efendim geceleri uykumuzu mahvettik. Evradıyla, eskarıyla, tarikatın ve usul ve erkanıyla. Hatta şöyle bir ifadesi var. Bir kemik atarlar da yalar diye o kapıyı bekledik. Ben şimdi bu yani 50 senelik, 40 senelik tetebbuatımı, bu gayretimi ayak üzeri burada sana nasıl öğreteyim, nasıl vereyim falan dedik de sükut etmiş, demiş ki en sonunda o müftiye, demiş evladım sen bu kafayla mı bir senedir, yani bir sene olmuş o süreçte, geçen seneden bu sürece bu kafayla mı hep namazlarını kılıyordun? Evet demiş, sen namazlarını kazarsan iyi olur demiş. Şimdi yani hakiki öyle, yani demin de bahsettik 30 küsur senedir bizim yani haftanın 1, 2, 3 veya her günü ilim meclisleri, zikir meclisleri, insanlarla uğraşmak, insanlara faydalı olmak, liveçillah fi sebilillah, yani hiçbir efendim beklenti olmadan. Malum işte biz üniversite mezunu şahsiyetiz. Benim evveliyatımı yani tarikatı, hizmetten önceki hayatımı bilenler yani bir zengin bir hüviyetimizin olduğunu, iş hayatımızın olduğunu bilirler yani. İbrahim Pek efendim bu işi verdiğinde biz yani tamamen yani teslim olduk ve o gün bugündür 14 senedir bu insanlara gücümüz yettiğince hizmet etmeye gayret ediyoruz. Çok zengin bir insandınız yani geçmişte, öyle mi hocam? Yani şu anda yani iş hayatımızı bıraktık. Yani yine de kira gelirlerimiz bizi yani elhamdülillah rahatça geçindiriyor. Hamdolsun bilir kardeşlerimiz, iş yerlerimiz, İstanbul'da iş yerlerimiz vesaire de var. Yani o gün bugün, hatta bir gün şöyle bir şey var müsaade ederseniz. İhvanlardan birisi geldi dedi ki, efendim
sen işini gücünü biraz ihmal ediyorsun ama dedi, efendim İbrahim Pek Efendi'ye bu ihvan iki tane biçer sattırdı dedi. Çift, efendim malum çiftçilik hayatı da var yani efendim. Yani sen de böyle yani sonunda bir muhtaç hale gelmeyesin falan gibi dedi. Ben şöyle bir celallendim. Ne diyorsun oğlum sen dedim. Eğer dedim benim kolum yani bu hizmete zarar verecekse kolumu keserim. Efendim işim şurası. Yani eşim bu irşadıma engel olacaksa o da nikahına dikkat etsin dedim. Sesini kesti yani. Hülasa yani bu bir emeğin karşılığıdır. Bu teveccüh. Ben bütün kardeşlerimize buradan selam gönderen veya ulaş yani böyle bir imkan olmayıp da gönüllerinden bizimle irtibatlanan bu anda programa kardeşlerimize bizler de selam ediyoruz. Ve orada bir güzel bir şey vardı, bir kardeşimizin ifadesi vardı. Onu görünce biraz gözüm yaşarır gibi oldu. Yani bu tarikat hep Cumhuriyet döneminde boynu bükük gelmiştir Ahmet'in. Yani böyle merdiven altlarında ifade oydu. Merdiven altlarında, çatı katlarında. Esasen ben orada özür diliyorum. Mesajınızı bir şekilde okurken o kısmı atlardım okumuş olsaydım ama. Hakikaten böyle çileli gelmişizdir. Yani hatta bir gün İbrahim Pek Efendim Ankara'da bir ihvan evine gitmiş. İhvan da bir gece kondunun böyle geniş bir salon yapmış. Yani 25-26 metrekare. Efendim içine girdiğinde demiş. Ha şöyle Hacı Salim diye bizi dinliyorsak kulaklar içindesin kardeş selam olsun. Ha şöyle şöyle geniş bir yerde zikredelim demiş yani. Şu anda bizi yani binlerce metrekarelik yerler almıyor elhamdülillah. O hale geldi o günden bugüne. Yani hakikaten böyle merdiven altından tabiri caizse efendim gizlilikten, korkaklıktan efendim bu işi elhamdülillah çıkarmış olduk. Hatta yine yeri geldi. Bizim ilk bu işe irşada başladığımızda 2000'li yıllar malum Hizbullah örgütünün evet. Efendim bir faal olduğu bir dönem. Artık bunun içinde derin devlet yapılanmaları mı var ne var bilmiyoruz ama yani onları baz alarak bizim ilim ve zikir meclislerimizi basmaya başladılar. Hanım meclislerimizi, zikir meclislerimizi, sivil hanım polisler böyle kameralarla falan girmeye başladılar içerilere falan. Ama çok kötü bir imaj çizildi o zaman o dönem. Bizim gençlik evet. Dönemlerimiz. Evet. Yani bir dönem Türkiye'de öyle gündemler oldu ki işte o evet. Malum Fadime Şahinler vesaireler. Yani, bir tarikat yani. Çıkmış şimdi tam Acizmendiler örneğin. Evet, evet, hani evet. Az önce de programın ilk bölümünde konuşmuştuk. Her tarikat tasavvuf tarikatımızdır demiştik. Evet. Yani öyle bir gösterildi maalesef, ki maalesef. Bizim gençlik dönemimizde bilinçaltımıza bir korku olarak tarikat korku kültürüyle yetiştirildik. Öyle oldu. İşte yani orada en sonunda baktım ki ben yani bu böyle yürümeyecek. Yani biz yani askere gidiyoruz, katma değer veriyoruz, vergi ödüyoruz, vatanımızı seviyoruz. Yani herhangi bir şey olsa bu vatanı savunacak biziz yani. Nitekim mesela şu Kurtuluş Savaşı'nda Mevlevi alayları, Rıfai alayları, Halvet alayları cepheye gitmiş, vatanı korumuş. Ben bunun dışında bir şey değilim ki özüm yani, ana unsurum yani. Fakat efendim maalesef efendim gerek siyasiler olsun, gerek idareciler olsun bu kimlik bunalımından, Cumhuriyet'in geçirdiği tenakuzlardan dolayı hep bizi bugüne kadar itmişlerdir, görmezden gelmişlerdir, hala devam etmektedir. Mesela bizim bu işte Çorum Stadı'nı yaptığımız 15 bin kişi buraya gelmiş efendim. Yani ne bir milletvekili geliyor ne bir kimse uzaktan selam göndermişlerdir yani. Aynı şeylerimiz devam ediyor ama biz o kardeşlerimize gönül koymuyoruz. Yine onlara dua ediyoruz. Bizim için bir sorun yok ama yani aynı sıkıntılar bodrum altı meselesi, merdiven altı meselesi halen devam ediyor. Farkındaysanız ben buraya gelince yani nasıl böyle bir hüviyetimle mi çıkayım yoksa size zarar vermeyeyim mi düşünerek şeyimi sordum size yani. Yani tamam. Ben size müteşekkirim ya. Bu hüviyetimizle bizi buraya kabul ettiniz. Biz Kanal 19'a ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim programımız Sayın Hocam önce şunun altını çizelim. Evet. Programın başında da biz ifade ettik. Her hafta farklı konu ve konuklarıyla herkes açık. Her görüşten yani bakış açısı zaten çıkış felsefesi de bu toplumun bakış açısını değiştirebilmek.
Yani farklı nasıl gördüğünüzle alakalı bir olay. Az önce çok güzel ifade ettiniz. Bizim bilinçaltı, benim bilinçaltım en azından o dönem işte sarıklı cübbeli o acmendiler ekranlara çıkarıldı. İşte ergenlik dönemindekileri düşünün. Tam işte gençlik döneminin başındaki insanları düşünün ki işte ben 17 yaşlarında falandım. Korkmuştum, ürkmüştüm. Yani bir sarıklı gördüğüm zaman kaçıyordum tabiri caizse. Evet. Maalesef işte o dönemde biz baktık ki yani Irşad'ı bu şekliyle yönlendiremeyeceğiz. En son dedim ki şu Çorum kapalı spor salonunu tutun. Bir çıkalım. Hatta o dönemde Yadin köyünde falan böyle bizim bir cenaze giden kardeşlerimiz orada zikir tekbir getirmişler. Onları suçlu diye yakalayıp mahkemeye sevk etmişler. Böyle olaylar yaşadık o dönemde. Dedim ya böyle olmayacak. Salonu tutalım, çıkalım. Biz böyle çıkınca oraya gelen daha önce bizi takip eden istihbarat elemanları demişler ki ya biz sizi böyle bilmiyorduk. Siz bize de dua edin. Siz... Benim hocam şey dikkatimi çekti. Siz programa gelmeden önce hani şeyle ilgili YouTube'da falan da bazı videolar var. Sohbet videolarınızı da izledim. Şöyle bir baktım dikkatimi çekti. Örneğin orada özellikle Türk bayrağı vurgusu çok dikkatimi çekti. Yani arkanızda bir fon var ve o fonda Türk bayrağı ağırlıklı olarak kullanılmış. Ve orada vermek istediğiniz, benim aldığım mesaj, biz her şeyden önce vatanımıza, milletimize, devletimize ve bayrağımıza bağlıyız mesajı. Benim okuduğum oydu. Bir de mesela bizim böyle bilhassa yurt dışı programlarında ben ona dikkat ediyorum. Bizim zikirlerimizin idaresi, idare ediliş şekilleri ilahiler ve kasidelerle oluyor. Evet. Biz onu hatta İstiklal Marşı ile yaptığımız böyle ritüellerimiz var. Yani korkma sönmez bu şafak. Larda yüzen o sancak deyip dervişler tekbir getirerek zikir yapıyoruz yani. Burada ama bir şey açılıyor, aşılıyoruz gençle yani vatan sevgisini, millet sevgisini, İstiklal Marşı'nın sevgisini yani bayrak sevgisini. Yani görüntü vesaire var mı hocam, merak var, ettim. Var tabii yani. Bir gün belki tekrar nasip tabii, olur. Tabii yani hatta Fas'ta Suf her sene Suf Festival'e gidiyoruz. Yani bilhassa özellikle Bosna Hersek'te yaptığımız programlarda falan bilhassa İstiklal Marşı'yla yani bu zikirlerimizi yaptığımız birçok görüntülerimiz var. Peki tekli oldum yani. Hocam. Bu İstiklal Marşı'nın yorumlanmasıyla ilgili zaman zaman medyada da bunlara tanık olduk. İşte İstiklal Marşı bu şekilde yorumlanıyor, farklı yorumlanıyor. Valla bizim yani buradaki gayemiz yorumdan öte gençliğe bir mesaj vermek. Onları bu vatan sevgisi ve muhabbetiyle yetiştirmek, eğer bunun bir mesuliyeti sorumluluğu varsa da zaten bu zaten gelen giden bu zamana kadar bize burada sıkıntı vermiş. Onu da katlanırız yani hiç bizim için bir sorun yok yani. Bilhassa şuna geleceğim en son hani en sonda o işte o hüviyetle ortaya çıkmamız yani yani açık olmamız, şeffaf olmamız yani efendim biz yani hiçbir şeyi gizli bugüne kadar tutmadık. Bazı meşrepler aman efendim zikirleri çekmeyin, aman göstermeyin vesaire. İşin başına bakılırsa ilk YouTube'a zikirlerini atan, ilk böyle meclislerine umuma açan meşrep bizim meşrebimizdir diye düşünüyorum. Ve ondan sonra bakıyorum şimdi artık YouTube vesaire böyle artık tarikat tarlası oldu, zikir tarlası oldu. Herkes rahatça, fütursuzca atıyor ve ben o 2001 senesinde İbrahim Pek Efendim anma haftasını salonda yaptığımızda ve ortalık bir rahatladı ve herkes bilhassa Çorum'daki Rıfai meşrepleri, diğer meşrepler o zaman zikir yapamıyordu. Yani bizden de güç alarak artık zikirler, ibadetler, ilim meclisleri rahatlıkla kurulmaya başladı. Ben o dönemde birçok meşayihten teşekkürler aldım. Fatih Efendi teşekkür ederiz. Sen bu işi rahatlattın yani bizim öz kimliğimizi ortaya çıkardın dediler. Hatta işte mesela son dönemde efendim malum olduğu üzere bir efendim tarikat ve tasavvufu ve İslam'ı efendim kötü göstermek, sarık ve sakallı ve İslam hüviyeti, tasavvufi hüviyeti kötü göstermek, lekelemek, ehli sünneti lekelemek için şu anda Kuzey Irak'ta, efendim Suriye'de IŞİD vesaire gibi bir takım faktörler kullanılıyor. Ve efendim bunları da bu arada telin ediyoruz, yine tekrar ediyoruz. Yani bizim kültürümüzde öldürmek yoktur, bizim kültürümüzde vahşilik yoktur. Tarikat ve tasavvufun bilhassa yapısında efendim elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü, yaradılanı hoş gördük, yaradandan ötürü vardır. Yani biz haşa gibi karıncayı bile Müslüman incitemez yani.
Orada insanlar Allah Ekber deyip de birbirlerini nasıl öldürüyorlar? Nasıl bir eğitimden, formasyondan geçmiş? Bu millet acaba burada devlet de kendini öz eleştiri yapsın. Bu gençliğini niye böyle başıboş bırakmış? Yani buradan duyuyoruz ki birileri toplanıyor bir yerlere, kimin menfaati için bilmediğimiz yerlerde gidip o coğrafyalarda güya şehit oluyorlar. Belki efendim pisi pisine böyle oralarda Şey efendim... sayılır mı hocam? Madem konu Yok açıldı. yani. Esasen o kadar çok mesele, o kadar çok Evet, konu diğer koy işte var derin ki mesele var. Yani biz yine konudan fazla sapmadan bu kadarla iktifa edelim de. Yani diyeceğim o ki yani gerçekten o kardeşimiz benim gönül tellerimi bir cızlattı. Yani biz de hakikaten bu programda belki tarikat ve tasavvuf kimliğini merdiven altından eğer şöyle yüzeye çıkaracaksa, yani medeni bir şekilde bu toprağın bir parçası olarak, bir kültürü olarak rahat bir şekilde bu ibadetlerimizi, ritüellerimizi güzel bir şekilde yapıp vatanımıza, milletimize dua edecek, vatanı milleti sevecek, gerektiğinde vatanı için canını feda edecek gençleri yetiştireceksek, yani ben idarecilerimize buradan da sizin aracınıza sesleniyorum. Bu işin bir an evvel önünün açılması ve efendim tasavvuf kimliğinin ve öğretisinin yeniden efendim legal hale getirerek, yasaklı halinden çıkarılarak efendim bunun bir yolunun bulunması tasavvuf gerektiğini açılımı mı düşünüyorum yani. bekliyoruz yani? Hatta şöyle sorayım. Evet. Hazır konu açıldı. Murat Evet. Kayacı kardeşimizin sorusunu da buradan Evet, da evet. iletmiş olayım. Kardeşimiz demiş ki, iyi akşamlar efendim. Tasavvuf cemaati olarak devlet büyüklerimizden talepleriniz nelerdir demiş. Bunu da sormuş olalım. Tabii Ben tabii. de notlarımın arasını almıştım. Tabii tabii tabii. Son zamanlarda sıklıkla açılımları konuşuyoruz. Yani açılımlar konuşuluyor. Türkiye gündemine sık sık geliyor. Tasavvuf açılımı da öyle bir şey söz konusu mu ifade? Şimdi biz yani ne hikmetse bu artık programın formasyonundan veya ilham edilen sözlerin çeşitliliğinden midir? Yani ben isterseniz şöyle bir şeyle gireyim söze. Evvel emirde hani biraz da tanıtım dedik ya. Yani biz bütün Çorumlu kardeşlerimiz bilsin ki her ne kadar biz Türkiye tarikatıyız, Türkiye'nin her yerinde ihvanlarımız, efendim kardeşlerimiz, zikir meclislerimiz var. Türkiye'nin 500 noktasında ilim ve zikir meclislerimiz haftanın müteaddit günlerinde devam etmekteyse de İbrahim Pek Efendi'nin Çorumlu olması hasebiyle ve Çorum'un efendim bağrından çıkan bir efendim mutasavvuf olması hasebiyle yani biz de adı zatında Çorumluyuz. Yani Çorumluların şeyhiyiz Bu aynı konuya zamanda. da biz arada da Evet. konuşmuştuk, girelim demiştik. Girelim demiştik Hocam yani. siz de hazır açtınız madem. Evet, evet. Ben bu konuya şöyle girmek istiyordum. Evet, O sorumuzu da tabii unutmayın, unutmadan atlamayın tabii yalnız. onlara oraya geleceğiz inşallah. Şimdi orada bu sene statta, şehir stadında bir etkinlik düzenlendi. İbrahim İpek Efendi Hazretleri'ni anma etkinlikleri çerçevesinde. Ve dikkatimi çekti. Çankırı Belediye Başkanı da geldi. Sizden bilemiyorum artık o talepleri neydi. Hatta dünyanın farklı yerlerinden din alimlerinin orada olduğunu gördük. Şimdi Çorum'dan Halvet-i Uşşaki tarikatının Çorum'dan çıkmış olması ve bunun liderinin veya Mürşid-i Kamil'inin siz olmanız Çorum için esasen Ne çok anlam büyük ifade bir eder? Evet. değer. Yani Çorum sahabeler şehri diyoruz Evet. ama bunu da zaman zaman Evet. eleştiriyoruz. Sahabelerimize bile ne kadar sahip Sahip çıkıyoruz ve çıkıyoruz. buradan belki bizi Almanya'dan dahi izleyen izleyicilerimiz var internet üzerinden. Belki onlar da ilk kez duyuyorlar ama Çorum'da bugün bizim bildiğimiz 3 tane sahabe mezarı var örneğin. Bu konularda sanki Çorum tam olarak tanıtılamamış ve sizlerin de üzerinde bir sorumluluk var. Var, evet. Şimdi şöyle, ben önce şöyle gireyim. Yani Çorum'un, yani İbrahim Pek Efendi'nin bu coğrafyadan çıkmasının Çorum için neyi ifade ettiğini anlatarak isterseniz bu şeye sorunun cevabına başlayalım. Bir gün bir İbrahim Pek Efendi'nin bizim bir derviş kardeşimiz var. İbrahim İpek Efendi'me sormuş. Efendim bu kutuplar kaç tanedir? Efendim küre-i arzın neresindedir?
Ya böyle belki de birazcık tasavvuf edebine aykırı ukalaca bir soru sormuş yani. Efendi olan yakınlık muhabbetini kullanarak. Demiş ki evladım birisi Hindistan'dadır demiş. Birisi de Mekke-i Mükerreme'dedir. Birisi de Rum elindedir demiş. Efendim bu Rum elin neresi deyince evladım Çorum, Çorum demiş. Yani kendisinin hani o anda o öyle bir vazifeyle efendim yani bu topraklardan çıkan bir kutbul aktab insanı kamil olduğunu ifade etmiş ki fakirin eserlerinde, kitaplarında, sohbetlerinde bizi defaatle efendim dinleyen kardeşlerimiz bilecektir ki bizim yakınımız vardır ki İbrahim Pek efendim bulunduğu zamanın insanı kamili kutbul aktabıdır yani. Biz öyle itikad ediyoruz. Diğer kardeşlerimiz de kendi şeyhlerini böyle itikad edebilirler. Bunda bir beis yok ama yani bu belki diğer efendim coğrafyalardan çıkan efendim meşayih için veya oranın insanları için havada kalan bir sözdür ama Çorumlu'nun insanı için, Çorumlular için de çok kıymetler bir ifadedir ki. Süheyb-i Rumeli dediniz de onu söylerken Süheyb-i Rumi Hazretleri aklıma geldi. Oradan evet. Bağlantı kuruyordum aklımda evet. Hocam. Evet. Hakikaten Çorum bir Rumeli bu anlamda. Rumeli efendim, Rum diyarı ve dolayısıyla yani İbrahim Pek Efendi Hazretleri de bu coğrafyadan çıkmış bir insan ve yani ben onun 30 küsur senelik hayatını az çok kısmen vakıf olan bir ihvanı olarak biliyorum ki yani o Allah demenin yasak olduğu dönemlerde efendim yasaklı olan o sıkıntılı dönemlerde bu işi yani en cansiperane çalışmalarla yürütmüş ve bu muhabbeti bugün bizlere taşımış bir insan. Bu da çok önemli bir vazife. Yani aşağı yukarı Uşaki Halveti Uşaki tarikatı 100 seneyi aşkın bir şekilde bu coğrafyada bu hizmetlerine efendim devam etmektedir ki onun şeyhi efendim Seyyid Necat Dede, onun halifesi Hüsnü Gülzar Hazretleri, Mehmed-i Fehmi ve İbrahim Pek Efendi Hazretleri aşağı yukarı bu coğrafyayı köy köy oda oda dolaşarak, ilmek ilmek dokuyarak burada imani çalışmayı yapmış ve Çorumlulara ve İç Anadolu halkına ki demin bahsettiğiniz Çankırı Belediye Başkanı da geldi. Oradaki irşat faaliyetlerinin ağırlığını o da bilmektedir. Ankara'da, Kırıkkale'de, Yozgat'ta, Amasya'da bu İç Anadolu'da hususen ve dolayısıyla göçleriyle Ankara ve İstanbul'da çok büyük hizmetler yapmış bir meşreptir ve bu toprağın bir markasıdır. Yani son zamanlarda görüyoruz yani bir cemaatler çıkıyor, bir efendim başka yerlerden gelen meşrepler efendim bu coğrafyada hizmet etmeye çalışıyor. Daha sonra buranın kıymet ve değerlerini başka yerlere taşıyor. Halbuki biz yani buradan çıkan kıymet ve değeri yine buralara değerlendirelim, bu toprağı kıymetlendirelim ve bu markayı yani Çorum'un bu markasını, bu meşrebini güzel bir şekilde insanlara tanıtalım ve bu kutup memleketinden çıkan bu muhabbeti bütün dünyaya yayalım diye bir sayı ve gayretimiz var ki işte stadyuma gelen o efendim Cezayir'den, Medine-i Münevver'den, efendim Mekke-i Mükerreme'den, Suriye'den ve dünyanın her coğrafyasından gelen o ulema ve efendim meşayih büyükler haddi zatında işte bu markayı tanıtma gayretlerimizin efendim neticesinde buraya gelen insanlar. Ve inanın bu çalışmalar hep yani sadece kendi bünyemizde finanse ederek yani böyle bu işi böyle dünya tanıtma ve bu muhabbeti yayma gayretlerindeyiz. Ya bundan da bir gocuntumuz yok ama en son bir şey oldu. Biraz Muzaffer Bey ile bu konuları görüştüğümüzde belediye başkanımızla efendim bize dedi ki yani bu en son işte Türkçe Olimpiyatlarını gösterip onlar da stadyumda toplantı yapmışlardı. Efendim orayı göstererek efendim bize dedik işte biz oraya Türkçe Olimpiyatlarına işte şu anda miktar söylemeyeyim ama astronomik bir rakamlardan bahsetti. Şimdi belki kendilerini sıkıntıya sokmak istemiyorum. Dedim ki ya teşekkür ederim başkanım biz de her sene yerli köyde İbrahim Pek Efendimin başında anma yapıyoruz. Yani orada 10-15 bin kişi geliyor. Affedersin oradaki misafirlerimiz defaatle yapacak yer bulamıyorlar. Yazıya kadın erkek yazıya çıkıyor falan diye sistemlerimi bildirmiştim.
O da dedi ki yani bu orası mücavir alan, oraya karışamıyoruz deyince o zaman biz de mücavir alanın içine girelim dedik. Yani bu stat hikayesi oradan başladı bu yani. belediyemize destek verdi öyle zannediyorum. Verdi sağ olsunlar. Peki evet. Hocam şimdi anlatırken dünyanın dört tarafını açılma gayreti içerisindesiniz. Evet. Ve ciddi anlamda da bunun bir külfeti de vardır diye düşünüyorum. Yani. Bu noktada mutlaka şimdi ben sorsam ki hocam nasıl yapıyorsanız Allah yardım ediyor diyeceksiniz ama bunun da bir bahsedelim evet. şimdi biz malum olduğu üzere İbrahim Pek Efendim bu işi batında ve gizli bir şekilde o günün şartlarında o sıkıntılı dönemlerde bayrağı böyle bize teslim etti. Biz de çıkış noktamızı az evvel ifade etmiştik. Yani stadyumda cemaati göstererek yani hüviyetimizi açarak yani bu o günün sıkıntılarından böyle kurtulduk yani. Ve kendimizi tanıttık. Yani dedik biz katma değer üretiyoruz, vergi veriyoruz, askere gidiyoruz, vatanımızı seviyoruz. Bizden ne istiyorsunuz dedik. Ve kendimizi bu şekilde ifade edince bir rahatlıkma oluştu. Ve ondan sonra bunun üzerine hizmetlerimiz güzel bir şekilde gelişti. Ve biz de o dönemde bir maneviyat oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize emirle yani dernekler kurarak dergahları ihya edin gibi bir emri oldu bize maneviyatta. Biz de ihvanımızın olduğu yerlerde dernekler kurmaya başladık. O kurduğumuz derneklerde de tüzüklerimizi tasavvuf ritüellerine uygun bir şekilde yaptık. Yani şu anda bizim bu uygulama merkezlerimizde burada ne yapıyorsunuz denildik de işte biz tüzüğümüzün gereğini yapıyoruz diyebilecek durumdayız. Yani kıyam zikri, kuğut zikri, devran, sema efendim gibi ritüelleri yani o tüzüklerimizin gereği tasavvufi davranışları sergileme, hatta efendim işte stadyumlarda ve spor salonunda veya salonlarda efendim tarikatı neşretme, yayma gibi şeyler de dernek. Hocam ben hemen bir şey sorayım. Şu an aklıma geldi bu. Spontane bu şekilde. Evet. İki hafta önce bizim rektör yardımcımız Profesör Doktor Osman Eğri, Alevi Bektaşi Araştırma ve Uygulama Merkezi de müdürü aynı zamanda. Evet. Yani bilimsel anlamda çalışmalarda yürütülüyor. Yürüttükleri çalışmalarda burada canlı yayında da paylaşmıştı izleyicilerimizle. Hatta paylaşırken dikkatimi çekti. Anlattığı bazı şeyler tasavvuf direkt yani sizin anlattıklarınızla bağdaşıyordu. Tasavvufi konulara da o gün bir miktar girildi. Yani, benzeri bir konu, yani üniversitelerinde bu yönde, tıpkı Alevi Bektaşi Araştırma Merkezi gibi, siz de bu tarzda bir çalışma düşünüyor musunuz ileriye dönük olarak? Veya bu yönde merkezler açılması, dedi ki, İpek Efendi cemaati olarak biliniyor. Çorum'daki ismi tanınırlığı o şekilde. Fakat Türkiye'de ve dünyada Halveti Uşakiler olarak tanıyorsunuz. Bir ekol olarak biliniyorsunuz. Bu anlamda Çorum'dan çıkmış, Çorum'un bağrından çıkmış dedik. Çorum'un bağrından çıkmış bir manevi değerse, bu manevi değere bilimsel anlamda katkılar sunmak da üniversitede hani bizlere de sanki biraz şey düşüyor, görev düşüyor diye düşünüyorum. Tabii, şimdi şöyle ben Osman Bey de bizi izliyorsa Çorumlu bir mutasavvuf olarak öyle diyeyim kendisine selam söylüyoruz. Biz kendisiyle birkaç mecliste bir araya geldik. Birinde dedim ki o da malum olduğu üzere Alevi Bektaşi tasavvufunu ve anlayışını legalleştirmek için efendim çırpınıyor, uğraşıyor. Açılımlara vesairelere karışıyor. Çok böyle gayreti var. Allah'ından razı olsun. İyi güzel de hocam dedim ben. Sizin isminiz bu işe hiç uymuyor dedim. Yani ismi malum Osman ya. Hani o da Alevi Bektaşi kimliğini temsil ediyor. Dedi ki hocam dedi ne ismim uyuyor ne soy ismim uyuyor dedi. Eğri ya. Hani. Evet oysa ki oldukça düzgün bir insan. Çok tevazılı bir kardeşimiz. Çok emeklerini takip ediyoruz. Gayretlerini takip ediyoruz. Fakat ben buradan kendisine bir tebliğde, bir istekte bulunmak istiyorum eğer ulaşabilirse. Evet, bu isteğiniz haberlerde de arkadaşlarımız yayına girebilirler, onu söyleyebilirim. Söylesin yani şu ki, yani hep kaçak güreşiyorlar. Yani belki de kendisi değil ama temsil ettiği ekol, yani Alevi Bektaşi sistemi, yani tarikat ve tasavvufun tamamını legalleştirmek yerine,
sadece Alevi Bektaşi ekolünü legalleştirip Sünni tasavvufu baskı altında tutmak istiyorlar. Halbuki bu bir kaçak güreştir ve yanlış bir iştir. Yani açıkça böyle dergahları ve tekkeleri önünü açacak bir bir anlayışla ve bizimle bir taabünle, yani bizim tasavvuf, Sünni tasavvuf ekolleriyle de birlikte bir duruş sergileyerek bu işin çözüleceği kanaatindeyim. Ya mantık olarak şeyinde bir farklılık yok. Mantık, hani felsefesinde bir farklılık yok. Bu noktada bir açılım olacaksa diyorsunuz, yani bir hareket olacaksa hep birlikte olmak yani, diyorsunuz. Bu kurul çalıştaylar falan yapıyorlar. 17 tane çalıştay var. Ben bugüne kadar bir Sünni meşayihin gidip de orada çağrılıp da yahu siz de bu işin emeğini çekiyorsunuz, sizin bu konuda bir düşünceniz ne vardır dendiğini duymadım. Yani bu sadece Alevi meselesi midir? Şimdi... Yani biz de o manada, hatta ben defaatle Osman Eğri hocama da söylemiştim. Hocam biz de Aleviyiz yani. Eğer Alevilik Hazreti Ali'yi sevmezse biz bunun temsilcisiyiz bir. Kaldı ki silsilemiz İmam Ali Keremallah veçiye çıkar. Ve ben fakir şerif, yani Seyitli Şecereli Seyit Şerif'im yani. Eğer Ehl-i Beyt kardeşlerimiz yani bir Ehl-i Beyt muhibi ise bize de hürmet etmeleri lazım. Ve bu işi bizimle beraber çözmeleri lazım. Yani beraber bu işi dillendirip bu işe sorunlara çözüm bulmamız lazım. Ama maalesef yani böyle bir olaya siyasi bakıyorlar. Yani Sünni tasavvufun önü de açılırsa aman onların önü açılmasın da bizim arkadan dolaşalım da falan. Ve kendi ayakları da tökezliyor. Ve en son ben söyleyeyim, ben burada bir açıklama da yapmış olayım yani. En son açılımda belki de başbakan bunların önünü açacaktı. Biz önüne takozu biz koyduk diyeyim yani. Hatta bir toplantı oldu. Dedim eğer böyle yaparsanız biz de tasavvuf yolu federasyonları olarak, derneklerimiz olarak ve diğer silsiler olarak valilikten bir izin alırız. 20-30 bin kişi bir yere yığarız. Bizim dergahlar ne oluyor diye nümayiş yaparız. Bunu mu istiyorsunuz kardeşim deyince geri adım attılar. Ve şu anda gelinen nokta, söylemler öyle. İnşallah değişmez. Söylemleri şu ki yani hükümetin ve diğer kardeşlerin yani bütün inanç gruplarını birlikte rahatlatacak bir çözüm arıyoruz diyerek, hatta belki de bir kitapçık da hazırdı. O kitapçığı da vermeden, basına dağıtmadan bu konuyu böyle ertelemiş oldular. Ben umuyorum ki sizin kanalınızın şeyiyle beraber de temenni ediyorum ki inşallah Alevi Bektaşi kardeşlerimize de söylüyorum ki yani bu işte bir güç birliği yapalım, taavun yapalım, bütün dergahların önünü açalım ki bu arada Fermanı Altun Bey'e de teşekkür ediyorum, her söyleminde bunu dillendiriyor yani dergahların önünü açalım Alevi Bektaşi kimlikli bir kardeşimiz olarak. Bu arada hemen ben de bir düzeltme yapmak istiyorum, evet. İzleyicilerimizden özür dileyerek. Bir izleyicimiz yazmış, düzeltme demiş, Alevi Bektaşi değil, Hacı Bektaşi Veli Araştırma Merkezi demiş. Evet. Bu şey içinde ben tekrar izleyicilerimizden burada özür diliyorum. Hacı Bektaşi Veli Araştırma ve Uygulama Merkezimiz Üniversitesi. Yani sonuç olarak yani şöyle biraz daha fazla dağıtmadan konuyu, yani biz Çorum'un markasıyız. Yani burada bu topraktan çıkmışız. Ben yani demesi hatadır. Yani eğer bilmiyorum, siyasiler bunun herhalde diyalektin altyapısını yapmıştır. Bizim şu anda Çorum arazisinin içinde yani ilçeleriyle vesaireyle beraber yani belki bir 100.000'e yakın muhibimiz vardır yani. Sadece Çorum'da. Sadece peki Çorum'da. Genel itibariyle yani, sanıyorum siz İstanbul'da doğup büyüdünüz. Yani bugün. Çorum'un merkezinden bahsetmiyorum yani. Sungurlu, Bayat, İskilip, Osmancık, Alaca, Delice, yani bu Çankırı, bu havaliden bahsediyoruz. Yani böyle bir yaygın bir hüviyetimiz var ve bugüne kadar işte hep merdiven hatlarına itildik, görmezden gelindik. Onun için ya, biraz reyting de oradan çıkıyor. Şimdi yani. Hocam yalnız evet, şu dikkatimi evet çekti. Özellikle son 1-2 yıldır bilemiyorum, siz daha iyi gözlemliyorsunuz belki ama ciddi anlamda da size tabi olan kişi sayısında bir artış var sanki. Ben bunu nereden biliyorsunuz derseniz, camilere girdiğim zaman cemaatin taktığı o şeylere bakıyorum, takkelere bakıyorum. Takkelerde sizin hani özellikle yeşil ve şimdi buradan izleyicilerime anlatma şansım çok düşük. Özel bir şekli var. O takkelerden dikkatimi... Şimdi bizim erkek ihvanlarımız
aşağı yukarı 1/3 orandadır. Eğer ben Çorum'daki hanımlara şöyle şu şekil başörtü takın falan desem Çorum rengarenk müşaki olur yani. Bizim yani biraz hanım ihvanımız yani çok kalabalıktır. Efendim dolayısıyla yani biz yani bu yani tefahür ve tekasür bunları sevmiyoruz ama efendim şunu da söylemek istiyoruz ki yani biz öyle yabana atılacak, kale alınmayacak efendim bir hüviyetimiz yok. Bir tarikat ve tasavvufun legalleşmesi konusunda şu anda tasavvuf Dersaadet Tasavvuf Yolu Federasyonu, Başkent Tasavvuf Yolu Federasyonu ve Çorum İç Anadolu Tasavvuf Yolu Federasyonu, Kırıkkale Tasavvuf Yolu Federasyonlarını kurarak, dernekleri federasyonunu kurarak bu işin artık bir fedaisi olarak ortaya çıkmışız. Ve buradan da yine bütün efendim belki bizi izleyen meşrep kardeşlerimize, idareci halife ve şeyh kardeşlerimize buradan da mesajlarımızı iletelim. Yani bu iş bir toplu hareket gerektiren, toplu bir şekilde bir müdafası gereken çok önemli bir iştir ki yani eğer biz bu toplumun ahlakını tesdik etmek istiyorsak, tasavvuftan bahsettiniz, işte tasavvufi kavramları açıklamamızı istediniz. Tasavvuf güzel ahlaktır ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim buyurmuştur. Bu meslek ve meşrep de demin Mescid-i Nebevi'deki sıralamayı yaptığımız zaman bizim vazifemizdir. Bir toplumda tasavvufi neşve kaybolduğu zaman ahlaki değerler sıfıra iner ve bizim iştigal alanımız yani diğer cemaatlerin yaptığı gibi evlatlarımızı alıp da en üst katta böyle yukarıda bir eğitim vermek değil, yaygın bir eğitimle avamı yetiştirmektir. Köylüsünü, çiftçisini, sanatkarını, esnafını yani bunlar da geminin en alt katındadırlar. Eğer bunlar ahlak ve edep zafiyeti geçirirse bu gemiyi delerler. Ondan sonra bu su içeri girdim hepimiz buradan bu işin içinde batarız yani. Dolayısıyla yani, evet. Şöyle bir yani. O zaman bilimsel anlamda şöyle bir çalışma olabilir mi? Hani Çorum'dan çıktık dedik. Tabii bunu ilahiyatçı hocalarımız daha iyi bilirler ama bunu neden sorma ihtiyacı hissettim? Ben aynı zamanda İTÜ Üniversitesi Mezunları ve Öğrencileri Derneği'nin de başkanıyım ve ifade ettik. Ciddi anlamda mesajlar geliyor. Bu mesajları da okuyunca ben bu sorumluluğu daha da fazla omuzlarımda hissetmeye başladım. O nedenle çekinmeden soruyorum. Mesela kardeşlerimizden birisi aynen şu mesajı atmış, demiş ki selamünaleyküm Ahmet abi, çok şanslısın, yanında oturan zat-ı muhterem için Çorum'un yarısından fazlası canından geçmeye hazır. Şimdi böyle bir mesaj karşısında ben de açıkçası ne diyeceğimi bilemiyorum ve yük üzerimde şu an programdaki yük de artmış durumda. Ve yani ifade ettik. Çorum'un bağrına çıkmış dedik. Burada şunu söyleyeyim. Yani ben o kardeşimizi teyit etmek için bizim büyüklerimizden biz böyle bir terbiye aldık. Bir şeyh ki dervişleri için canını vermez. Bir derviş ki şeyhi için canını vermez. İkisinde de iş yoktur. Dolayısıyla bu yani sadece yani ihvanların canını verecek derecede olması bizim samimiyet ve sadakatimizi 14 senedir çek etmeleri, test etmeleri ve kendileri için yani şu anda burada ben konuşmuyorum. Böyle bir tasavvuf hüviyeti konuşuyor ve o insanların temsilcisi olarak konuşuyorum. Hakları gasp edilen, yok sayılan, merdiven altına itilen efendim ve bugüne kadar bu memleketin, bu milletin yükünü çeken insanların adına ben temsilci olarak da konuşuyorum. Biraz yaralarımız bu konuda depreşti. Ve bu manada eğer müsaade ederseniz bir anekdotu anlatıp ne kadar büyük bir sorumluluk ve vazifeyle bu işi yaptığımızı da betimlemek istiyorum. Seyircilerimizin idrakine sunmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Elbette hocam, buyurun. Biz Cezayir'e gitmiştik. Cezayir'de bir celfede benim şu anda dünürüm olan Şeyh Esseri Hazretleri'nin dergahında bir çocuk getirdiler. Çocuk 2,5 yaşında Ahmet Bey. Şöyle oturtturlar böyle çocuğu. Ayakları sandalyede tabii oynuyor. Yere basmıyor böyle. Eline de mikrofon verdiler böyle. Elin ayağını böyle oynatıyor. Sağa sola bakıyor vesaire derken efendim bir de baktık 15 sayfa Keyf suresini, Meryem suresini ezber okuyor çocuk. O 2 yaşında, 2,5 yaşında çocuk. Sorduk bu nasıl oldu yani daha aşağı yukarı 1/3 çocuğun hafızasındaymış Kur'an. Nasıl oluyor bu dedik. Bu çocuğun annesi efendim bu çocuğa yüklüyken efendim
istirahat esnasında iş yaparken kasetten, teyipten, CD'den neyse ne bilemiyorum nereden Kur'an-ı Kerim devamlı dinliyormuş. Çocuk da içeride onunla beraber sarıyormuş yani efendim. Ve çocuk dünyaya gelmiş ve konuşma noktasına geldiğinde yani 1-1,5 yaşına geldiğinde bu ezberlediği sardığı Kur'an ifadelerini, ayetlerini okumaya başlamış. 1,5 yaşında. Ve efendim biz o çocuğu öyle görünce yani Uşaki tarikatının veya bütün tarikatların yani ne kadar büyük bir vazife yaptığını o anda anladık ki demek ki çocuk tesliki, çocuk terbiyesi daha anne karnında başlıyormuş yani. Bazıları bazı meşayih diyor ki Fatih Efendi senin hanım ihvanların çok vesaire gibi benimle böyle kinayeli konuşuyorlar. Diyor, ben de iftihar ediyorum diyorum yani onlar bizim annelerimiz, onlar bizim efendim evlatlarımızın yetiştirici efendim fabrikaları yani. Dolayısıyla eğer onlar bizim şu anda Çorum'da 200 en az 200 mahallede buralarda mahallede zikirlerimiz devam ediyor ve 200'e yakın zakirimiz var. Bunların haftada 2-3 gün efendim bu mahallelerde zikir yaptırdıklarını varsayarsak yani girmedikleri, çıkmadıkları ev apartman yoktur yani bunu seyircilerimiz daha iyi bilir yani o arkadaşları muhakkak yani Çorum'da onlara rastlamayan, Çorum'da onlardan irşad almayan, ilim ve zikir meclisine girmeyen hiçbir aile olduğunu ben tahmin etmiyorum. Yani bu işten uzakları yani İslami hassasiyeti olan ailelerden bahsediyorum. Dolayısıyla yani düşünün yani o yani benim bazı ihvanlarım diyor ki efendim bizim çocuğumuz işte namaz kılmıyor, şöyle haylazlık yapıyor vesaire yapıyor. Yani dedik de hemen bu olay aklıma geliyor. Eğer sen daha çocuğun hani batındayken yani ona Allah'ın ismini telkin etseydin, o zikir ve ilim meclisine devam etseydin, çocuğun böyle ehli iman olarak efendim zikirle efendim dünyaya gelseydi, efendim sayitlerden yazılarak güzel bir hüviyete bürünecekti. Yani şu anda şunu demek istiyorum ki çok özür diliyorum hocam. Yönetmenimiz ısrarla oradan diyor ki bir araya girmemiz gerekiyor. Bir virgül koymuş olalım. Ben çok güzel konuşuyorsunuz. Birkaç dakikadır içeriden bana işaret ediyor. Yani bizim bu da aşık gezegen olur, dertli söylegen olur. Biz bu işin dertlisi olduğumuz için tarikat ve tasavvufun böyle sorunlarını da böyle gündeme getirdik ve sizin sorularınızı biraz kenara ettik ama belki aradan sonra tamamlar mıyız diyorsunuz? 45 dakikayı doldurduk. Onlara da teşekkür ediyoruz yoğun ilgilerinden ötürü. Hatta arada bir telefon aldık. Normalde biz canlı yayına telefon almıyoruz ancak hocam Kıbrıs'tan bir kardeşimiz Mehmet Bayar isimli bir ağabeyimiz duygu dolu bir şekilde konuştu ve telefonda açıkçası ben de hayli duygulandım ve bugüne kadar bu tarz olaylar da yaşamamıştım. Televizyonculuk hayatında da ilk kez buna tanık oluyorum. Yoğun duygularla bu programdan son derece memnun olduklarını, devamını beklediklerini, selamlarını ilettiler ve dua beklediklerini söylediler. Ben de onu bu kardeşimizin selamlarını ilettim. Kardeşlere de selam biz de iletiyoruz. Ya, şöyle bakıyorum Kıbrıs'tan, Almanya'dan artık başka ülkeler var mı bilemiyorum. Evet. Mesaj kutum dolmuş durumda. Onlara da cevap veremiyorum. Fevkalade bir program oluyor. Sezon finali demiştik herhalde ama 10 numara bir final oldu. Sonu misk oldu. Yani. Ben yine mesajlarla bir devam etmek istiyorum. Haydi mesaj var. En son hangisini okuduğumu da hatırlamıyorum da buradan devam. Mennan Eker kardeşimiz sevgili efendimize Almanya'dan bolca selamlar demişti. Yine Ali Turgut kardeşimiz selamünaleyküm efendim dualarınızı bekliyoruz. Murat Kayacı kardeşimizin selamları yine aynı şekilde. Fatih Nurullah aşığı, bugün dillere de destanım gelmiş mürşidi kamilim. Üstadım gelmiş cananından çok sevenim gelmiş cananı can gözüyle görenim gelmiş demiş. İbrahim Tek Efendi'nin divanıdır o, onu söylemiş. Ömer Okuducu, selamun aleyküm efendim, dualarınızı bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Çorum Tasavvuf Yolu, Tasavvuf Musiki Derneği olarak Efendimizin dualarını bekliyoruz. Selam ve dua ile demiş. Selam, selam.
Yine selamun aleyküm Ömer Şimşek. Ramazan'da herhangi bir etkinliğiniz var mı? Teşekkürler, iyi programlar demiş. Bunu da az sonra hocamız yanıtlayacak inşallah. Yine Ali Turgut kardeşimiz, selamun aleyküm efendim. Rabbim sizi başımızdan eksik etmesin. Rabbim razı olsun sizden demiş. Çorum Tasavvuf Yolu Tasavvuf Musiki Derneği'nden yine. Efendim şu an itibariyle Batı gerek sosyal gerekse görsel medya aracılığı ile gençlerimizin beyinlerini sömürerek gençlerimizin dine olan bağlılıklarını koparmak istemektedirler. Bu noktada tasavvufun gençler üzerindeki etkilerini anlatır mısınız? Evet. Yine bu şeyden aradan önce, reklamdan önce gelmiş sorulardan. Ali Turgut kardeşimiz, programınız çok faydalı. Rabbim Fatih Efendi'nden razı olsun. Bu tür programların devamını diliyoruz demiş. Yine hayli mesaj var da sevgili evet. izleyiciler, ben sizlerden helallik istiyorum. Tek tek bunlara yani çok daha uzun vakte ihtiyacımız var. Bir program yetmeyecek. Ve bizim programımız, normalde biz tek ara verirdik. İkinci arayla devam ediyoruz. Hocam, izleyicilerimizin mesajları bunlar. Ben yeterince konuştum, size devredeyim. Şimdi Halvet-i Uşak'ı biraz da işin teknik kısmına değinirsek, bazı kardeşlerimizin zaten soruları da vardı bu konuda. Yani demin de ilk girişte kısmen bahsetmiştik. Yani Halveti Tarikatı esmalardan aldığı güç ve piranın feyiz ve bereketiyle devlet kurmuş, devletler kurmuş ve kurdurmuş ve devamını sağlamış bir tarikat hüviyeti vardır. Bu anda Selçuklu'yu kuran ve Badehu Osmanlı'yı kuran yapının içinde tasavvufi neşe ve Halveti Tarikatı'nın muhabbeti ve tasarrufu vardır. Yani işte Şeyh Edebali Osman Gazi ile olan diyalogları seyircilerimizin malumudur. Ve bilare bu Azerbaycan'dan bu Şamahi ve Bakü'de bölgesinden gelen Halveti ekolleri Erzincan'da Muhammed Erzincan Hazretlerinden geçerek bir kısmı İbrahim Taceddin Kayseri'den, bir kısmı da Amasya'ya gelerek, ki bugün Amasya'yı da ziyaret ettik. Pir İlyas Amasi Hazretleri Halveti neşvesini İç Anadolu'ya ve bu topraklara getirmiştir. Ve bunlar 2. Beyazıt zamanında Çelebi Mehmet Efendi Hazretleri'nin himmet feyzi bereketiyle 2. Beyazıt'ın padişah olmasıyla Halveti Tarikatı İstanbul'a getirilmiş ve Sümbül Sinan Dergahı 300 ve Halveti ekolleri 300 küsur senedir Osmanlı'yı kuran ve devam ettiren bir hüviyetle, tasarrufla bu irşadına devam etmiştir. Dolayısıyla yani bu gücü nereden alıyor bu insanlar? Bu tasarrufa nasıl ulaşıyorlar? Bunların usul ve erkanları nedir? Ne yapıyorlar da hüviyete ulaşıyorlar? Bu şu anda belki de anlatacağımız konunun içinde bu sırlar mevcuttur yani. Ben şöyle bir teklif sunuyorum yani izleyicilerimize ve yöneticilerimize. Yani aynı şartları, aynı ortamları oluştursunlar. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni dünyanın en büyük devleti haline getirelim yani. Yani neden söylüyorum? Yani şöyle düşünürsek mesela Osmanlı'da 300 bin nüfus olduğu bir dönemde 3 bin tane, İstanbul'da 3 bin tekke var ve her 1000 kişiye bir tane şeyh düşüyor. Bu şeyhler halkını tesdik ediyor, ahlakını güzelleştiriyor ve Fatih Sultan Mehmet Han çarşıyı dolaştığında bir esnaftan aldığı bir gıdadan ikinci bir esnaftan alamıyor. Diyor ki komşuma git, komşuma git.
Diyor ki tamam bu milletle savaş kazanılır, iş yapılır diyor. İşte bunu bu insanlara bu edebi, bu erkanı, bu diğer gamlı öğreten efendim nüve ve unsur tasavvuftur, tarikattır. Dolayısıyla yani eğer yöneticilerimiz bu noktada basiretli olsalar, yani bu bazı ben siyasilerden duyuyorum, yani önlerine tablet koyuyoruz, şu imkanları sağlıyoruz falan ama bu çocuklar yanlışa gidiyor. Demin seyircilerimizden birisi efendim soru göndermiş, yani gençliğin üzerine bu nasıl bir etki olacak vesaire. Ben inanıyorum ki bu işin formülü efendim ve efendim çözümü bizim tarikat tasavvuf meşreplerinin içinde, hususen halveti meşreplerinin içinde vardır. Ve biz yani burada bu işin derdini çeken idareciler ve siyasilerle birlikte hareket ederek bu işi çözeceğimize inanıyorum. Fakat ne yazık ki onlar bu olaydan bigane kalıp uzak durup efendim bazı mülahazalarla bu işi yok varsayınca işte mevcut çöküntü ve efendim ahlakı iflas efendim önümüzde durmaktadır. Şimdi Sayın Hocam, arada da hani tanık oldum dedim ya, şaşkınlıklar yaşıyorum diye. Evet. İnanılmaz bir hürmet. Genç kardeşlerimiz şu an stüdyonun dışında kanaldalar. Bu hürmeti ben hiç kimseye karşı gösterildiğini hiçbir yerde de açıkçası görmedim. Hakikaten bu anlamda Çorum'dan çıkmış, Çorum'un bağrından çıkmış ve bir isimsiniz. Yani Çorum'un bağrından çıkmış derken belki Çorumlu değilsiniz ancak Çorum'a hizmet ediyorsunuz. Ve bununla ilgili olarak ısrarla bir mesaj gelmiş durumda. Bunu da okumak istiyorum. Biz araya girmeden önce Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi'nden bahsettik. Acaba bununla ilgili olarak üniversitede tasavvufla ilgili bir araştırma merkezi olabilir mi? Bundan hocamız bir talepte bulunabilir mi diye bir başka izleyicimiz de bizlere bir mesaj göndermişler. Ben de size bunu iletmiş olayım. Evet. Yani daha doğrusu bunu inşallah Sayın Rektörümüz, Rektör Yardımcımız da Osman Eğri Hocamızın da izlediğini umarak buradan şimdi ifade şöyle, bir şeyler yani, olalım. Bizim demin de bahsettik, yani bizim bulunduğumuz konum ve hüviyet itibarıyla hiç kimseden yani bir şey istemek, bir şey talep etmek bize yakışmaz. Biz tabiri caizse tasavvuf edebiyle haktan alır, halka dağıtan bir hüviyetimiz olması gerekir. Yani bugüne kadar bütün tasavvuf meşayihi, büyükler bu işi böyle yapmıştır. Yani biz sadece yani sorunu ortaya çıkarırız, çözüm yollarını efendim beyan ederiz ve bu çözümün içinde kendi yapmamız gereken işleri de hummalı bir şekilde yapmaya gayret ederiz. Artık bu sözlerin kendisine ulaştığı insanlar eğer bu işi dert edinip de bu işin akademik ayağını kurarlarsa, bu işin efendim sahadaki ayağını desteklerlerse, ki ben demin bir iddiada bulundum, yani eğer bir altyapı oluşursa, ki bu altyapı nasıldır? Bir hangahtır ve burada efendim tarikat ve tasavvufun usul ve erkanları insanlar üzerinde uygulanarak velayet sahibi insanların yetiştirileceği bir ortamdır. Eğer bu ortamı bu anda efendim bize efendim temin etsinler, fazla demeyeyim yani 7 sene içinde diyeyim, yani velayete ermiş, halvet erbayın metotları harekete geçirilmiş bir şekilde esma yüklenmeleriyle ve tarikat ve tasavvufun öğretilerinin hayata geçirilmeleriyle velayete ermiş insanların yetiştirilmesiyle ve duasına icabet edilecek bu tesaffi etmiş, ahlakı güzelleşmiş gençliğin ve insanın yetiştirilmesiyle efendim büyük fütuhatların olacağı kanaatindeyim ki Osmanlı'nın zaten yapmış olduğu budur. Yani bugün Bolu'daki Hayrettin Tokadi Tekkesi evliya yetiştiren bir mekteptir. Efendim işte efendim Hasan Hüsamet Müşahık Hazretleri'nin efendim İstanbul'daki efendim hangahı yine evliya yetiştiren bir müessesedir. Yani bizim okulumuz velayet okuludur. Yani şimdi dini hassasiyet olan insanlar, bilhassa Diyanet İşleri Başkanları ve
müftüler vesaireler. Bu insanlar diyorlar ki yani bunlara gerek yok artık. Bugün çağımızda tasavvufa gerek yok gibi bir imajda biz insanları teşvik ediyoruz, terbiye ediyoruz, camiler bize yeter diyorlar. Ve büyük bir hataya düşüyorlar yani. Oysa ki bu milletin özünde tasavvuf mu? Yani sizin anlattığınız özü, program... Zaten özü tasavvuf, mayası tasavvuf. Fakat bunun dışında ihtiyacı da tasavvuf. Yani yani camilerde sadece bir namaz ritüeliyle eğilip kalkıp oradan dağılmakla bu işin biteceğini mi zannediyorlar hocam, peki, yani? Açıkçası şunu merak ediyorum. Her şeyi belki yayında konuşamazsınız ama bu noktada devlet büyüklerimizde de bugün bakanlarla veya başbakanlar bilemiyorum görüşmeler oluyor mu? Görüşüyor musunuz? Yani ilk bölümde yani üçe böldük ama şu an programı az bir ucundan değindiniz ama bu noktada görüşmeler yapıyor musunuz? Durum nedir? Şimdi yani beni siyasi kardeşlerimiz tabirimi hoş görsün. Yani onların iki tane derdi vardı Türkiye'deki İslami, siyasi İslam'ı temsil eden kardeşlerimizin. Birisi İmam Hatipler'di, birisi de başörtüsü meselesiydi. Bu her ikisini hallettiler, onlar için iş bitti yani. Ama bizim için daha yeni başlıyor yani. Biz büyük bir mağduriyeti temsil eden bir kesimiz. Ve inanın yani eğer bu gezi olayları vesaireleri bir takım o kardeşlere olan böyle saldırı ve tahakkümler olmasaydı belki biz de arkasından çekilecek duruma gelmiştik. Yani bu açılım sürecinde efendim yapılan hatalar, bizi yok saymalar, tarikat ve tasavvufu arkasından dolanarak sadece sorun Alevi Bektaşi meselesiymiş gibi bakmalar bizi çok rencide etti ve bu konuda çok sıkıntılar çektik. Fakat öyle bir oldu ki olaylar öyle gelişti ki o süreçte biz de yani artık kendi sorunlarımızı unutarak yani İslam'ın zarar görmemesi için mecburen bir safların sıkılaşması ve dik durma ihtiyacı duyduk. Ama ben yani o kardeşlerimize söylüyorum bu iş uzun süreli, uzun soluklu böyle gitmez. Yani ileri noktalarda yani kime oy verilirse fark etmeyeceği hocam, noktalarda bizim program formatımızda çok siyaset yok. Programımızın şeyi yani, için girmezsek sevinirim. Ama soruyorsunuz, sorduğunuz için hani yani konuyla ilgili var mı diye. Ama işte yani konu sorduğunuz için oraya geliyor. Yani ileri noktalarda yani bu anlayış ve bu söylemle yani bu işin gitmeyeceği kanaatindeyim yani. Ve arkadaşlarımız biraz daha bu konulara hassasiyet gösterirler ve bizim varlığımızı inkar etmeden böyle bir ihtiyacın olduğunu tespit ederek ve bu milletin derdinin ve sıkıntısının bu gençliğin efendim yetiştirilmesinde bu işin önemini belirleyerek betimleyerek buna bir çıkış yolu bulmaları gerektiği kanaatindeyim. Eğer böyle uzun uzadıya böyle bir gane tavırlar devam ederse ileri noktada ne olur onu da bilemiyorum yani. Diyeceğim şu ki yani genç demin bir soru vardı orada. Yani gençlerimize tarikat ve tasavvufun kazandırdığı şey nedir? Yani şu anda ben Nakşi tarikatın olan abilerimi, kardeşlerimi, meşayihi efendim saygıyla, tazimle, hürmetle anıyorum. Ya onların yollarına, tesliklerine de saygı duyuyorum ama şu anda yani bu kadar tahaccümün olduğu efendim demin işte basın ve yayınla, efendim çevreyle, efendim deccaliyetin kol gezdiği şu dönemde yani gençliğimize cehri zikirin, devranın, sema ve usul ve erkanlarının, tarikat ve tasavvufun, dergahların eski yitik usul ve erkanlarının çıkarılarak bir reçete olarak gençlere uygulanması ve onları buraya cezbedecek, çekecek efendim çalışmaların yapılması lazım ki biz de bu anda Tasavvuflu Federasyonu olarak bunları yapıyoruz. Eski dergah usullerini, efendim eski zikir usullerini, sema, devran efendim gibi usulleri önce özümleyip efendim uygulanabilir hale getirerek gençlerimize alternatif olarak sunuyoruz. Ve demin kardeşimiz bir programınız var mı vesaire gibi dedi. Efendim İstanbul Belediyelerinde, efendim Amasya Belediyesi'nde, Çorum Belediyesi'nde bazı programlara devran ve sema ekiplerimiz karışmaktadır. Tasavvuf-ı musikisinde çalışmalarımız olmaktadır. Her ne kadar bir taşlı dergah hüviyetindeyiz. Böyle musikinin böyle fazla notalı, fazla bilimsel tarafını henüz yakalayamadık ama
Yani tekke ve tasavvufla ilgili ne varsa bizim yitiğimizdir. Ve gençlerimize bunları çıkararak, önlerine uygulamalı olarak koyarak onların ilgi ve alakalarını buraya çekmemiz gerektiği bilincindeyiz. Ve bunun için federasyon olarak derneklerimizin hüviyetlerinde, bünyelerinde bu çalışmaları karınca kararınca, gücümüz yettiğince yürütmeye çalışıyoruz. Ve demin sordunuz yani bu kadar çoğunluğa nasıl ulaşıyorsunuz gibi. Yani biz yani işte gençler bir şey aç yani bir şeyler bekliyorlar. Yani biz bizim yani bu bazıları bazı meşrepler bizim bu devran sema gibi tasavvuf musikisi uygulamalarımızı eleştirebiliyorlar da böyle eleştiriler tepkiler de geliyor. Hızlı büyüme peki hocam yani bu hızlı büyümenin getirmiş olduğu bazı sıkıntılar olabilir mi yani bu da ayrı bir yük getirmiyor mu size? Yani şöyle söyleyeyim biz şu anda hani derler ya eğri oturup doğru konuşalım diye yani tasavvufun özündeki ve aslındaki umdeleri ve efendim incelikleri yaşayacağız ve yatıştıracağız diye bir gayemiz yok yani. Niçin derseniz yani şu anda eskiden tarikat ve tasavvuf insanların imanlarını olgunlaştırma mektebiymiş. Şimdi iman kurtarma mektebi haline gelmiş. Yani bizim gayemiz yani insanları velayete erdirelim, çok çok yüksek dereceler erdirelimden çok onları efendim bir şekilde ilgi alakalarını, dikkatlerini buraya çekerek gençlerimizi yanlış mecralara kaymalarını önleyelim ve orada duracağına burada dursun, burada Allah'ın isimlerini ansın, zikretsin, efendim tarikatın usul ve erkanını, edebini, oturmasını, kalkmasını, efendim kültürünü benimsesin ve böylece bir efendim bir yola girsin ve bir hüviyet kazansın gayretindeyiz. Ama ileri noktada hani demin bahsettiğim ortam ve imkanlar sağlanırsa biz o müesseselerde evliya yetiştirmesini de biliriz. Bu yolun usul ve erkanını da biliriz. Ve şu anda usul ve erkanın o bahsettiğimiz halvet müesseselerinin çalıştırılamamasından doğan bir tarikatta zafiyet vardır. Fakat bu anda herkes ekmek, maişet, geçim derdinde adamı tutup da 40 gün bir odaya tıkacak halimiz yok. Yani mecburen işte bulunduğu şartlarda o insanları korumaya gayret ediyoruz. Ve buradan da tabii efsafı çok yüksek insanlara ulaşamıyoruz. Ama şartlar oluşturulursa, imkanlar hazırlanırsa ki bu bir kolektif bir çalışmadır, siyasi iradenin desteği olacak işlerdir. O zaman yani o insanları bazı şeylerden soyutlayıp bazı tasavvufun öğretilerini hayata geçirerek halvet ve diğer meseleleri çalıştırarak bu şeyleri velayete ermiş sağlam karakterli insanları ve nazı ve sözünü Allah'a ulaştıracak efendim velayete ermiş efendim dervişleri yetiştirmeye efendim talibiz yani en azından böyle diyeyim. Hocam diğer taraftan ben bazı mesajlara da hepsine değinme şansım yok ama buradan özellikle Oğuzhan Kantar kardeşimiz bir mesaj göndermiş. Dikkatimi çekti. Biz araştırma merkezlerinden bahsederken bu yıl itibariyle Uşak Üniversitesi bünyesinde Pir Hasan Hüsamettin Uşaki Araştırma Merkezi kurulmuştur. Yani diyor ki neden Çorum'da da bu şekilde bir araştırma merkezi kurulamaz? Biz de bu mesajı buradan Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Rehamettin Alkan'a iletmiş olalım. Öyle zannediyorum. Az önce de ifade ettik. Arkadaşlarımız bu programdan hayli kesitler alıp haberlerde sunacaklar. Evet, yine ben devam edeyim hocam. Buyurun, buyurun. Mahmut Uysal kardeşimiz Der Saadet Konfederasyonu başkanı olması hasebiyle Fatih Efendimizin bu konuda da bilgilendirmesini bekliyoruz. Muhabbet ve sevgiyle selamlıyoruz demiş. Yine Erkan Güven Kiriş, biz Almanya'dan Erkan ile Suzan artı Çetin İbrahim Fatih Efendimizin cümle Müslümanların Allah yar ve yardım yar ve de yardımcısı olsun Fatih Efendimizin ellerinden saygıyla öperiz demiş. Murat Yeşilgöz kardeşimiz efendim evlerimize hoş geldin demiş. Şimdi bu mesajı okuyunca evlerimize hoş geldin biz de buna vesile olduk. İzleyicilerimiz bizlere de dualarını eksik etmezlerse bizler de mutlu oluruz. Hocam tabii özellikle sizden dua bekliyoruz bu anlamda. Yine Halil Keleş kardeşimizin
Efendim sana canım kurban, bizlere dua et efendim diye bir mesajı var. Bunu şey yapmış olalım. 7 ayrı mesaj daha şimdi geldi. Elimden geldiği kadar okumaya gayret ediyorum. Her kim hakka gitmek, kamil mürşit olmak lazım ona demiş yine. Her kim ister hakka gitmek, kamil mürşit gerek ona. İşte diyorum ya hocam. Başka bir kardeşimiz Ahmet abi, senin yerinde olmayı çok isterdim. Efendimle konuşmak, soru sormak çok güzel bir şanstır. Biz de bu akşam çok şey öğrendik hocam. Çok güzel, yani güzel. Yine yani ben daha böyle hususi konuları belki anlatabiliriz ama asıl derdimizi, meseleyi ortaya koyar da tasavvufun gelişmesi ve halkın içinde özümsenmesi ve efendim bir şekilde uygulanabilir olması bizim için önemli olan budur. Yoksa öyle teferruata boğulup da işte tasavvuf şudur, efendim uygulaması budur falan deyip de afaki insanların yapamayacağı, uygulayamayacağı şeyleri şu anda vaaz etmenin de fazla bir efendim anlamı olduğu kanaatinde değilim. Mühim olan bozulmuş yapıyı yeniden kurmak, çatıyı çatmak ve onun üzerinden insanlara ulaşarak bu bilgiyi insanlara ulaştırmak. Ondan sonrası arkasından gelir. Yani gerekirse biz bu iş için kendimizi de feda etmişiz, feda ederiz. Yani bize şeyh demesinler, bize efendim kamil demesinler. Ama bu işin delisi ve davalısı desinler. Ve inşallah ve öyle azmim var ki Allah'ın lütfu keremiyle inşallah bu memlekette efendim kapanan bu ocaklar yeniden açılacaktır ve bu ocaklar tekrar efendim ürünlerini ortaya çıkaracaktır. Velayete ermiş güzel ahlaklı insanları bir şekilde yetiştirecektir ve toplumumuzun efendim kurtuluşu da bunda yatmaktadır. Benim acizane kanaatim budur. İnşallah bizler de buna vesile olursak efendim çok efendim bu konuda memnun olacağız. Eğer müsaade ederseniz burada bir sıkıntımı da anlatmak istiyorum. Yani biz bu yolda yürürken birçok meşayih kardeşlerle toplantılar yaptık, içtimalar yaptık. Efendim bir takım çalışmaları ortak yürütmeye gayret ettik. Ve fakat sonra geldik işin benlik ve enaniyet tarafına takıldık yani. Ve tam böyle icraat yapacağımız zaman, tam hizmet yapacağımız zamanlarda o arkadaşların bir dava sahibi olduklarını gördük, kenara çekildiklerini gördük, efendim çekindiklerini ve ürktüklerini gördük. Baktık ki artık yani kendi kendimize bir şeyler yapacağız ve yapacağız. Böyle bir noktaya geldik. Bunun da sebebini seyircilerimize yani kendi ihvanımızdan çok yani bazı şöyle sorular soruyorlar. Niçin efendim İslami cemaatler birleşmiyor, niçin bir araya gelmiyor, niçin tabin olmuyor? Bunu da İbrahim Pek Efendi'nin bir anekdotuyla seyircilerimize açıp o konuda da mevzuyu hani kendilerini bilgilendirmek istiyorum. Bir gün İbrahim Pek Efendim bir efendim tarikat şeyhinin ismini vererek dedi ki Fatih Efendi müsait olursak beraber bir gidip ziyaret edelim o şahsı dedi. Bunun üzerine ben de peki efendim müsait olursak bir gün gideriz dedim. Daha sonra o şahıs ihvanlarıyla beraber Medine-i Münevvere'ye geldi, ümre niyetiyle gelmişler. Ben de bu durumu arz ettim İbrahim Pek Efendi. Dedim efendim hani bahsettiğiniz zat gelmiş, bir istiyorsanız ziyaret edelim yani sizden gelen bir talep. Bunun üzerine efendim şöyle yaptı. Dedi ki Fatih Efendi bileyim ki kamil Hindistan'da olsa gidip ziyaret ederim. Bileyim ki nakıs duvarın ötesinde olsa gidip ziyaret etmem dedi. Bu arkadaşlar efendim makamı cemin zuhuratını çıkarmamışlardır dedi. Efendim benlik ve enaniyetle vazife yaparlar. Ve fakat biz de onlar tarikata hizmet ettikleri için onlara hürmet ederiz dedi. Yani mevzu şu ki yani tarikat ve tasavvufta fena fillah, beka billah makamları vardır. Ben seyircilerimizin kafasını fazla böyle bulandırmamak için hani bahsetmiyorum bunlardan. Yani burada kalbi nazargah ilahi olmuş meşayihe ilahi nurlar kalbine tecelli eder ve defaten Allah'ın nuruna müstarık olur, varlığı yok olur.
ve bu makamı cemdir. Efendim fena fillah ve beka billah neşveleridir. Şimdi seyri sülükleri noksan olduğu için tarikat tasavvuf idarecilerinin, meşayihin bu evsafı yakalayamadıkları için ve mecburen de, yani bir meşayih vefat ediyor, arkasında da efendim mecbur yolun devam etmesi gerekiyor. İşte orada çavuşlar, idareciler, şeyh diye ortaya çıkıyorlar. Bu sefer de ne altını biliyor, ne üstünü biliyor, ne basireti var. Bu adamın kimliği nedir, manevi hüviyeti nedir? O ilahi devlette bizim ilk kökümüz olan efendim devletteki vazifesi nedir, bundan habersiz. Böyle efendim biraz da etrafında adam çoğaldı mı, adam aşağı dağları ben yarattım diyor. Gelip de oturup da bir asgari müşterekle bu meseleleri konuşacak bir ortamı bulamıyoruz yani. Yani seyircilerimizden af diliyorum, özür diliyorum. Yani İslam'ın şu andaki bulunduğu ve ittihat ve ittifakın noksanlığının ana sebebi, bilhassa tarikat ve tasavvuf cemaatler arasındaki tabun olmayışın ana sebebi budur. Yani İbrahim Pek Efendim dedi ki, şu anda İç Anadolu'da Uşaki tarikatından başka şehri tarikat yok dedi. Tarikatlar çavuşlarla yönetiliyor dedi o zaman. Yani çavuşlar mecbur, adam ne yapsın, diyelim ki efendim bir şeyh vefat ediyor. Onun idarecileri var 8-10 tane, 20 tane. Bir de bakıyorsun 20 tane şeyh ortaya çıkıyor. Yani yeterli olgunluğa erişmeden. Yani çünkü her tarikatta bir şeyh olur. Yani hakikati Muhammedi'nin kendisinde zuhur ettiği, nuru Muhammedi'nin kendisine tasarruf ettiği bir insan olması hocam, lazım. Hocam şeyin anlaması gerekir. Yani bu noktada işte eğitim o yüzden önemli. Eğer o tarikata geliyorsa, gelen bireylerin, tasavvufa gönül vermiş bireylerin biraz da kimin gerçekten Allah yolunda mürşidi kamil olduğunu, evet, veya kimin dolandırıcı, üçkağıtçı olduğunu, evet, yanlış anlaşılmasın. Çünkü televizyon çok girmeyeyim yani, geçtiğimiz kendisini peygamber ilan edenler vesaireler, bu insanlarla karşılaşıyoruz. Benim bahsettiğim insanlar kötü niyetli değiller yani, iyi niyetler. Yani şeyhlerinden usul erkanı gören insanlar. Yani suistimalleri de yok ama hal yok yani. O evsafa, o dereceye gelmemiş. O süluku tamamlayamamış. Fakat mecbur kalmış, bir de bakmış ki yükü üzerinde bulmuş yani. Bu tip insanlar dolayısıyla böyle devam hocam, ediyor. Hocam vaktimiz 11.30'a yaklaşıyor. Evet, yavaş yavaş tamam, bitireceğim ama şunu da okumak istiyorum. Buradan Sayın Başkanımıza ısrarla iletilmiş bir soru var. Daha doğrusu talep var, yanlış ifade etmeyelim. Fatih'in fedaisi Muzaffer Başkan'dan Çorum için bir tasavvuf kültür merkezi istiyoruz inşallah demişler. Hiçbir programda bu kadar talebin olduğunu ben hatırlamıyorum. Rektörümüzden talepler var. Rektörümüzden tasavvufla ilgili bir araştırma merkezi talebi. Yine belediye başkanımızdan buradan tekrar tasavvuf kültür merkezi talebi. Biz onu defaatle konuştuk. Yani Çorum'da İbrahim Pek Efendi Hazretleri'nin yapmış olduğu hizmet ve bu markanın bir şekilde böyle bir tasavvuf kültür merkezi yapılarak onun ismiyle taçlandırılıp bu insanları onure edip merdiven altlarından çıkarılıp öyle bir hüviyetin oluşturulması gerektiği kanaatindeyim acizane. Ve bunu da hatta yer sorunlarını da kısmen belirledik, tespit ettik ama hala efendim bir nihai bir adım atılmadı. İnşallah bu programınız vesilesiyle biz başkanımıza da ayrıca iletiyoruz. İnşallah bir an evvel bu şeyleri ortaya çıkarıp efendim bu insanları rahatlatırlar. İnanın beni görmeyin. Yani ben sadece bu çileli insanların bir temsilcisi olarak görün ve onların bir tercümanı olarak görün ki bu zamana kadar bu konuları dillendirememişler. Yani ortaya çıkaramamışlar, gizlenmişler, boyunlarını bükmüşler. Zaten dervişlik de bu merdiven ama altında kalmış. Merdiven altında kalmışlar. Zaten dervişlik de budur ama yani artık yücelmek istiyorsa, Osmanlı ruhu dirilmek istiyor ise ve tekrar bu millet topyekün, toplu bir efendim geçen Çankırı Belediye Başkanı Stada gelince bir röportajını izledim. Bir televizyon kanalı yapmış. Manevi kalkım olmadan maddi kalkım olmaz demiş. Hakikaten güzel bir tespit. Yani insanların ahlakı tesdik edilmeden, güzelleşmeden, yani siz herkesin başına bir polis dikemezsiniz. Herkesin efendim makam vermiş olduğunuz herkesi en uç derecede kontrol edemezsiniz.
Yani yetki verdiğiniz insanların ne yaptığını bilemezsiniz ama yani bu ahlak ve bu torna, bu tesviyeden, bu terbiyeden geçen insanlara efendim canınızı teslim edersiniz, malınızı, devletinizi teslim edersiniz ve bir zarar görmezsiniz. Hocam Çorum Çankırı demişken aklımda, unutmak istemiyorum. Evet, evet. O şeyde de soracaktım. Çankırı Belediye Başkanımızın orada sizden bir talebi mi oldu? Ben yanlış mı anladım? Dua Yani istedi. dua istedi. Dua Yani istedi. etkinliklerinizle ilgili olarak. Valla şöyle bir şey de oldu ya doğrusu, yani seneye de bu Evet. toplantıyı Çankırı'da yapalım dedi. Valla işte ben de baktım yani Çorum'dan ne bir milletvekili var. Başbakanımız da mazeret beyan etti. Başkanımız yurt dışında. Böyle bir sahipsiz kaldık. Bilmiyoruz yani bu. Yani biz mesela geçen sene Aski Spor Salonu'nu doldurduk. 15 bin kişi oraya doldu. Bütün Ankara oraya yığıldı yani. Efendim. Çankırı'ya gidecek misiniz? Peki düşünüyor musunuz? Valla yani su mecrasına kayar. Efendim marifet iltifata tabidir diye laflar var. Marifet iltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Yani evet gibi. Yani biz yani nerede hizmet varsa, nerede insanlara bir fayda varsa biz orada bu işleri yapmak isteriz. Yani ama biliyoruz ki bu marka Çorum'dan çıkmıştır ki bir anekdot paylaşayım. Yani İbrahim Pek efendim seyri sülüğünü tamamlayıp şeyinden icazet aldığında Hüsnü Gülzar Hazretlerinden İskilip'te Kaya Ağzı Köyü'nde imamlık yapıyor o zaman. Efendim bir maneviyat görüyor. Çorum'da bir fabrika kurulmuş. Efendim bu fabrikanın başına da İbrahim Pek Efendi Hazretleri geçirilmiş. Ve hakikaten bilahare efendim Çorum'a taşınıyor ve bu fabrikanın başında bu irşadını kurup devam ettiriyor. Bugün görmüş olduğunuz ürünler bu fabrikanın ürünüdür. O yüzden diyoruz ki biz Çorum'un markasıyız. Yani biz istiyoruz ki buraya hizmet edelim ama yani alan arzı geniş, kulları da çok. Yani nerede ihtiyaç varsa, nerede talep ve iltifat varsa, yani buraya teveccüh varsa yani mecrasına kayar bu iş. Ama biz istiyoruz ki efendimin memleketi, bu topraklar şenelsin. Bu marka buradan çıktı, buradan dünya yayılsın. Kutup memleketidir dedik az evvel. Yani bu boş bir laf değildir. Yani bu Nur-u Muhammedi'nin zuhur ettiği, hakikati Muhammedi'nin leman ettiği, tecelli ettiği ve etmekte olduğu bir yerdir Çorum yani. Diyar Rum'dur. Diyar Rum'dur. Bunun, yani bunun kıymetinin bilinmesi, bu bereketten istifade edilmesi lazımdır. Yani ve edildiği de kanaatindeyim. Yani bugün demin bahsettik, hani siz dediniz ya sizin takkirleriniz halveti tacı şerifidir. Eğer hanımlara da bir işaret koysak, bir başörtü, bir özel bir giyim, kıyafet koysak Çorum'da efendim yani bir yarı yarıya tutar yani. Şeyde stat'taki kalabalık açıkçası hiç de göz ardı edilmeyecek bir kalabalıktı. Bir de oraya şöyle bir şey dikkatinizi çekeyim. Sabah 10'da toplanmaya başladık. Mecburuz çünkü. Yağmur da yağdı mı o gün? Yağmur yağmadı. Ha, yani hatta siz bilmiyorum bir programdan yarın 11'de yağmur yağış olacak falan dediniz ama Rabbim açtı yani billahi hikmetillah. Efendim şöyle bir şey yani eğer yani sabah pazar günü milletin istirahat günü sabah 10'da başladık. Çünkü dönüş yolculuğu yapacak İstanbul'dan, Ankara'dan gelen kardeşlerimiz de var. Yani biz yani Çorum'dan kendi ihvanımız bile o programa tam katıldığı kanaatinde değiliz yani. Çünkü evet daha da iyi olabilirdi yani. Hocam güzel bir vakit. İnşallah tabii onun için desteklere ihtiyacınız var. O destek taleplerinizi de buradan ilettiniz. Ramazan ayının arifesindeyiz. Evet. İnşallah. Evet. Programı kapatmadan evet. Önce Ramazan ayıyla ilgili de söylemek istedikleriniz tabii. Varsa onu da paylaşalım yani hocam. Yani 3 aylar dolayısıyla 3 ayların efendim ilk ikisini Recep-i Şerif'i bitirdik. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylar girdiğinde dua diyordu. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belli'na Ramazan. Ya Rabbi Recep-i Şerif'i, Şaban-ı Şerif'i hayırlı, mübarek ve müteyemmim kıl. Hayırlısıyla bizi Ramazan-ı Şerif'e eriştir derdi. Dolayısıyla efendim Recep'in ilk gecesi mübarekti. İlk cuması kandildi. Efendim Miraç kandili vardı. Biz bu geceleri ihya ederek ihvanımızla bugüne geldik. Ve Şaban'ın orta gecesi Berat kandiliydi. Bunları da idrak ettik elhamdülillah. Şimdi Ramazan-ı Şerif'in gölgesi üzerimize düştü. Herhalde cuma
günü sahur cumartesi ilk orucumuzu da efendim tutmuş olacağız. Şunu seyircilerimize ve ikvan kardeşlerimize paylaşmak istiyorum ki yani Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki her kim Ramazan-ı Şerif geliyor diye sevinirse yani bırak oruç tutmayı, bırak orada sahura kalkmayı vesaire sadece geldiğine sevinirse Cenab-ı Hak onun geçmiş günahlarını affeder buyurulmuştur. Dolayısıyla biz elhamdülillah böyle bir surur şu anda hissediyoruz. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizleri Ramazan-ı Şerif'e eriştirmek üzere gölgesi üzerimize düştü. Efendim ve yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki eğer insanlar Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilselerdi efendim bütün senenin Ramazan-ı Şerif olmasını isterlerdi diye bir unutukları vardır. Dolayısıyla Ramazan haddi zatında tarikat ve tasavvufun birebir efendim usaresini, özünü taşıyan bir aydır. İçinde tezkiye vardır. Tasavvufun manasını sordunuz. Tahliye-i kalptir. Tezkiye-i nefstir. Yani kalbin gayrı düşüncelerden ve meşgalelerden boşaltılması nefsin tezkiye edilmesidir. Yani terbiye edilmesidir. Bu da açlıkla olan bir şeydir. Hakikaten hocam ya Ramazan'da dediğiniz gibi mesela normal işte 11 ay içerisinde 11 ayın sultanı diyoruz da Ramazan ayında 5 vakit namazlarını kılarlar. Teravih namazları 20 rekattır artı 13 rekat da yatsı 33 rekattır. Camiler dolup taşar. Fakat Ramazan biter, her şey biter. Ramazan ayı hakikaten bir tasavvuf ayı. Söylediğiniz çok doğru. Yakınlık, kurbiyet vardır içinde, ünsiyet vardır, evet. Hocam, yani şu şeyi de sormak istiyorum. Buyurun, İzleyicimiz buyurun. Sormazsa evet. Herhalde şey yapacak. Evet, Yunus buyurun. Kardeşimiz demiş ki, efendim siz zikirlerde belli başlı hareketler yapıyorsunuz. Soru sormamakta da kararsız kaldım ama hakkınızı helal edin. Belli başlı hareketler yapıyorsunuz. Allah Teala'nın zikri için bu kadar şekle ne ihtiyaç var? Şekille meşgul olunmasa öyle zikredilse olmaz mı? Biraz eleştirel bir soru olmuş ama evet. Bu bizim, soruları da ilettiğimizi görsünüz. Şimdi bizim bir Erzurum'da Rıfay Şeyhi Zeki Bedevi Hazretleri var. Oradan da ona selam gönderelim. Efendim bir gün Medine-i Münevvere'deymiş. Efendim aynı soru ona sorulmuş. Demiş ki yani hocam siz niye böyle kendinizi hırpalıyorsunuz, paralıyorsunuz, sallanarak böyle ses çıkararak zikrediyorsunuz? Yani böyle rahat bir şekilde Allahu Hak Hay deseniz olmuyor mu diye sormuş. O da olur demiş. Ya niye olmasın? Ben demiş mesela efendim yazıya, yaylaya çıkıyorum. Bazı puhu kuşları, efendim baykuşlar falan. Ondan sonra onlar böyle hu 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 diye zikrediyor. Bazı yaylada bir kuş var. Yavedut, yavedut, yavedut. O da öyle zikrediyor. Hep ben diyor askerdim diyor. Ondan sonra İstanbul'da askerlik yapıyorum. 1950 senesi diyor. İstanbul'a bir sirk gelmiş diyor. Efendim o sirkte köpekler gıldırlanıyor, atlar koşuyor falan filan derken diyor işin sonuna doğru ortaya diyor. Efendim ikiye bir kafes koydular diyor. Efendim arkadan efendim bir meydan açıldı diyor. Birden efendim bir ses geldi ki diyor böyle hay Allah hay Allah falan taklit yapıyor. Efendim bir de baktım ki diyor bir aslan içeri girdi diyor. Ya kardeşim siz nasıl zikrederseniz zikredin. Bizim zikri aslan zikridir. Aslan zikridir. Yani. Şimdi bizim zikrimiz bizim usulümüz bu. Ama demin şunu soruyu şöyle tamamlayalım. Yani böyle demin Nakşi Meşayih'ine selamlarımı iletiyordum. Artık murakabe, içten zikir vesaire artık bu gençlik bunları algılayamıyor. Bu kavramlara ulaşamıyor. Çok uzak kalıyor. Çünkü tahaccüm çok fazla. Yani biz bu usullerle, erkanlarla, devran, sema bu şeylerle onların nefislerini oyalıyoruz. Arada zikrederken oradaki yakınlık ve ünsiyeti yakalamaya çalışıyoruz. Fakat ama bu zikirlerimiz, devran usullerimiz amacımız değildir. Hani hani bir araçtır bunlar. Gayemiz bunlarla insanları, efendim gençleri bir yere çekip bir hüviyet kazandırmaktır.
Onların içinden de istidatlı olanları sülük yoluna koyup efendim bu işi onlara ulaştırmaktır. Böyle diyeyim. Allah razı olsun. Evet. Son mesajları da okuyorum sevgili izleyiciler. Ondan sonra programı kapatacağız inşallah. Hakkınızı helal edin. Sorduklarımız, soramadıklarımız. Bu yüzden sizlerden de af diliyorum. Bunu bir şımarıklık olarak da sakın algılamayın lütfen. İnanın o kadar çok soru var ki günlerce belki program yapmamız gerekir. Şimdi Eyüp Kayacı kardeşimiz, Eyüp Kayacı, Mehmet'im sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin eve dönsek de, sanma bu tekerlek kalır tümsekte, yarın elbet bizimdir, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebet bizimdir demiş. Milletimiz, devletimiz ve gençliğimiz için gayret gösteren Eyüp Fatih Nurullah Efendi'den ve bu güzel programı hazırlayan tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun demiş. Biz de kendisine teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden bundan de razı olsun. Bitirelim inşallah. Güzel bir... Ne oldu yoksa daha devam mı? Sorular daha bile geliyor da. Mahmut Uysal Efendimizin halkımızı tarikat ve zikir konusunda aydınlatmasından dolayı kendisinden Allah razı olsun çok faydalı olduğunu düşünüyorum demiş bir başka izleyici. Enes Tüzün, Rabbim başımızdan eksik etmesin Efendimiz'i. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler, sorularınız ve güzel dilekleriniz için teşekkür ediyoruz. Fakat bundan sonra soru ne yazık ki alamayacağım, almayacağım diyemiyorum. Vakti de zaten fazlasıyla aşmış durumdayız. Kapanışa gitmeden önce hocam ben de dua istiyorum. Herkes dua istemiş. Evet. Şimdi eşim de yazmış buradan demiş ki kendisi 8 aylık hamile işte evet. Ben ve çocuğum için dua ister misin? Yine bir oğlumuz var. Hüseyin Kadri adında. Ben onun için de bir dua istiyorum. Hanım kardeşimiz şöyle bir zikir meclisine girsin. Çocuğun o zikir seslerini işittirsin şimdiden. İnşallah o da büyüdüğü zaman o da Allah desin ve Allah'ın bir eri olsun inşallah. Hocam bizler için de tabii bir oğlumuz var 5,5 yaşında onu da unutmuyoruz Hüseyin Kadri için ve tabii inşallah. Ben kendim için de sizden dua istiyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah bugün hissedersiniz ya hocam hakikaten benim için çok özel ve anlamlı bir program oldu. Bilemiyorum kaç kişi ne kadar dua etti. Şöyle bir şey de söyleyeyim yani seyircilerimiz de bunu bilmelerinde fayda var. Tamamen zuhurat bir geliş yani hiç böyle bir kesinlikle. Ayarlı bir olay değil. Yani bu 10 gün 20 gün önceden değil yani geleceğim öğrenilerek hemen bir diyaloğun sonucu oluşan bir program. İşin doğrusu yani, buradan bu kardeşimizden helallik de istedik. Biz esasen evet.